Arkadaşlar, Setera Sohbetler hoş geldiniz. Ben Tuğba Arça. Bu hafta, bu akşam sizlerle birlikte Onurcan Tören'le birlikte çekim tekniklerinden bahsedeceğiz. Kendisini biliyorsunuz, geçen yıl yayınıma katılmıştı ve biz onunla birlikte görüntü yönetmenliğinden bahsetmiştik. Şimdi de ikinci seviye olarak biraz daha teknik konularına konuşabileceğimiz, daha çok böyle mesleğin tam içine doğru girebileceğimiz bir yayınımız olacak. Bu yüzden kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ama elbette inşallah kaydedeceğim ve kaydı da otomatik olarak paylaşacağım. Bazen Instagram bunun için sıkıntılar çıkarsa da umarım bu sefer sıkıntı yaşamayız. Yayınımız biraz geç başladı çünkü teknik arızalar yaşadık maalesef böyle karşılıklı olarak. Onur da ben de yaşadık. Ama şimdi çözdük ve yayındayız. Ama merak etmeyin, her zamanki yayın akışıyla devam edeceğiz. Hiç zaman kaybetmeden şimdi isterseniz konuğum Onurcan Tören'i çağıralım. Kendisine yayın isteği atıyorum. Kendisine şimdi yayın isteği attım. Kabul edince hemen yayınımıza gelecek. Ve geldi. Merhaba Tuğba, nasılsın? Merhabalar Onur. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Vallahi çekimden geldim. Bütün kollarım, böyle omuzlarım, her yerim ağrıyor yani şu anda. Görüntü yönetmenin zorlukları. Yani eğer şeyse bildiğiniz bir kamerayla ve bildiğiniz bir işte çalışıyorsanız çok yorucu olmuyor, ama mesela böyle genelde bizim piyasada freelance dediğimiz iş olayları var. O olaylara gittiğinizde neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz için onlar yorucu olabiliyor. Aynı zamanda da benim yeğenimin de düğünü vardı. Alelacele oraya da katıldım. Çekim falan filan derken daha yeni eve girebildim. İnan senin yayına yetişebilmek için böyle ucu ucuna geldim zaten. Bir teknik problem yaşadık. Sen de bahsettin. Keşke yaşamasaydık. Ama Keşke. inşallah bundan sonraki süreç için güzel olacak yani. Evet. Zaten böyle teknik arızalar, teknik sıkıntılar biliyorsun. Yani bizim sektörümüzün böyle tuzu biberi oluyor. Hani onlar olmadan olmuyor çünkü böyle bir aksilik olunca. Aslında bu bizim için de çok iyi. Çünkü bir kriz anlarında nasıl halledeceğimizi düşünüyoruz. Hani sen de ben de çok fazla deneme yayını yaptık çünkü biliyorsun hani açtık kapattık, wifi girdik, yok işte hücresel veriye girdik falan. En son sen telefonunu da değiştirdin. Bak mesela biz bunu da bilmiyorduk. Telefonunu değiştirince hiç sorun halloldu. Valla iyi telefon kullanmak da yasak. Yani ben aslında yayına girerken şeyi söyleyecektim. Hep böyle planlarsın ya ne söyleyeceğini. Şimdi en son seninle bir yıl önce konuştuk Tuğba. O günden bugüne ekonomide çok bir şey değişmedi. Aslında o gün ekonomiyle ilgili bir şeyler söylemiştik. Ne yazık ki daha kötü durumdayız. Keşke böyle olmasa. Evet. Bu konuşmayı yapacağım. Hani bunu şundan dolayı söyledim. Şu anda bir görüntü yönetmeninin ihtiyacı olan ekipmanlar çok pahalı. Evet. Eğer çok böyle fazla bütçeniz yoksa biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz temin etmede. Ama her şeye rağmen umutsuzluğa kapılmamak lazım. Ben sektöre ilk girdiğimde benim baba yadigarım, böyle babamın aldığı bir 60D'm vardı. Ondan birikmedi Çursa'ya geldim. Geçen yayında da bahsetmiştik işte çalışa çalışa. Yani teknik imkansızlıklar ve nasıl söyleyeyim, maddi imkansızlıklar hayalleriniz engel olmasın. Evet, ekonomi kötü. Evet, enflasyon çok yüksek. Evet, dolar çok yüksek. Bizim bütün cihazlarımız dolarla satılıyor. Hepsine eyvallah. Ama bir kameranızı aldığınızda nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız zaten kamera almanızın da bir mantığı yok. Bu yüzden de kamera alım işleri için düştüğünüz karamsarlıktan gözünüzü geliştirerek ya da işte arkadaşlarınızın kamerasını kullanarak bu handikapı halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar, siyasi bir şey söylemiyorum bu arada. Türkiye'nin gerçeklerinden bahsediyorum. İnşallah düzeleceğiz. Yani ama bu ne zaman olur bilemiyorum. Sadece karamsarlığa düşmeyin. Tek dediğim şey bu. Teknik imkansızlıkla ilgili söyleyeceğim şey de şu.
Çoğu çekimlerde genelde şöyle deriz biz. Çekimde problem yoksa zaten problem yoktur yani. Çekim akar. Ama ustalık problem çıktığında ona müdahale edebilme bilgisini içerdiğinden dolayı çeşitli sorunları da yaşamadan bilemeyeceğiniz için bu şeyler başınıza geldiğinde aslında sizi daha da çok geliştiriyor. Bunlar olumsuzluk değil yani. Aslında bardağı dolu tarafından da bakılabilir. Çok haklısın çünkü ya maddi imkansızlıklar işte ekonomi yani her zaman her sektör aslında etkiliyor da özellikle böyle alacağımız cihazlar özellikle böyle yurt dışı kaynaklı olduğu için yurt dışından geldiği için daha çok bizim canımızı yakıyor tabii. Yani böyle bir kalem kağıtla yapılacak işler değil ya da bir telefonla yapılacak işler de değil. Çünkü post prodüksiyonu yüksek kaliteli işler yapıyorsanız kaliteli kameraya ihtiyacınız var. Kaliteli lenslere ihtiyacınız var. Hani kaliteli eleman kadar. Aksi takdirde ucuz eleman, ucuz işçilerle, ucuz ekipmanlarla ucuz işler çıkarsan yani çok böyle bir şey kalite bekleyemeyiz zaten. Hani şey böyle amatör çekimden çıkar. Böyle öğrenci işleri falan. Biz de hani öğrenciyken zar zor yapıyorduk zaten. Tek bir kamera, tek bir ışık, tek bir sesle. 5-10 kişilik gruplarla halletmeye çalışıyorduk ama bu ne kadar kaliteliydi? Değildi tabii ki. Ama elimizden dinlenmeye çalışıyorduk tabii ama kalitesi yani malum. Biliyorsun sen de öğrenciydin o zaman. Öğrenciydin. Ben de öğrenciydim tabii. Bu mesleğin ama işte yavaş yavaş kaliteni de arttırıyorsun. İşte profesyonellerini de arttırıyorsun. Yavaş yavaş gelmeye çalışıyoruz hepimiz. Okuldan açılmışken şöyle bir şey söyleyeyim. Ben daha önceki yayında da söylemiştim. Güzel Sanatlar Sinema Televizyon Bölümü mezunuyum. Akdeniz'de okudum. Benim ekip, ya yani şu anda şöyle bir handikap var. Bu benim için de, yeni başlayan için de, bu görüntü öğretmenliğinin zirvesinde olan insan için de aynı. Ekipmanlar pahalı turba. Yani Evet. hepimizin bütçesini aşıyor. Ya benim de bütçemi aşıyor. Mesela ben bir ekipman katmak istediğimde ekipman parkıma iki kere düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum çünkü çok pahalı. Yani bugün benim dediğim bir kameraya alıp onu tam setup haline getirmen 150 bin lira. Neredeyse ikinci el araba parası. Eskiden bu kadar pahalı değildi. Yani dolar seviyesinden dolayı şu anda inanılmaz pahalı. Ben buna katılıyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Ben üniversiteyi neden okuduğumu şundan dolayı söyledim. Birinci sınıfta kameram yok. Hiçbir şeyim yok. Arkadaşlarımdan kamera dileniyorum. Onunla bir kısa film yapmaya çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve bir arkadaşım bir gün uyku sersemiyle bana dedi ki ikide bir kamera istiyorsun seninle mi uğraşacağız falan filan dedi. O gün kamera almam gerektiğine inandım. Babam da Arabistan'a gidip geliyor. Babamdan bir tane kamera istedim. Baba yadigarı diye o yüzden dedim. 600D istedim ben babamdan. Babam da işte baba yüreği, Allah razı olsun her zaman söylüyorum, bana 60D'ye getirdi. Yani bir tık üstünü getirdi kameranın. Onunla ilk kısa filmimi öyle çektim, sadece kamerayla. Ondan sonraki süreçte mikrofon, sonra ışık. İşte yani bu üstüne koya koya gitti. Şundan dolayı söylüyorum, elinizde hiçbir şey yoksa bile cep telefonuyla bile olsa bir şeyler çekin, üretin. Üretin. Yani ben şuna katılmıyorum. Benim ekipmanlarım kötüyse ben kötüyüm. Hayır. Bazen ekipmanın dahi karşılayamayacağı çok güzel işler çıkabilir. Mesela Türk sinemasında Döner Can Islık Çal diye bir film var. İzlemeyen arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum izlemelerini. Mesela burada hiç teknik bir imkan yok. Ama adamlar çok güzel bir anlatı diliyle çok güzel bir şeyler yapmış. Bunları şunlardan dolayı söylüyorum. Yapmazsanız hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Yapın. Ben hep söylüyorum. Benim yeğenim de mesela sinema televizyon okuyor şu an Sivas'ta. Diyorum ki yap. Yani kameran olmasın, mikrofon yap. Çünkü böyle öğreniyorsun. Böyle hayal etmeye başlıyorsun. Acaba hangi ekipmanı alsam diye düşünmeye başlıyorsun. Ve bu düşünmeye başladığın noktada kendini geliştirmiş oluyorsun. Bu çok önemli. O yüzden herkes üretmeli. Özellikle sinema televizyon bölümü okuyan ya da RST okuyan neyse işte bütün türev bölümleri şimdi sayamam burada. Hepsini arkadaşlar bilsinler. Yani onu okuyan insanlar ya da yapmak isteyen, bu işi yapmak isteyen insanlar, alaylı olanlar hepsi üretsinler. Üretmeden olmuyor.
Birinci kural üretmek. Şimdi ben bir sürü görüntü yönetmenliğini çekim tekniğiyle ilgili bir sürü şey anlatacağım. Siz bunu denemezseniz bu anlattığım bir kulağınızdan girip bir kulağınızdan çıkacak. Yani o yüzden üretmek gerekiyor her şeyden önce. Bak mesela benim de öğrenciyken kameram yoktu ve ben bir tane Sugar Photo diye bir hesap açmışım Instagram üzerinden. Çok güzel fotoğraflar çekiyordum telefonumla. Hafif onun biraz rengini ayarlıyordum telefon üzerinden. Fotoğrafını çekiyordum. Ne çekiyordum? Çiçek çekiyordum. Hayvan çekiyordum. Doğa çekiyordum. İnsan çekiyordum. Ama çekiyordum. Çünkü o zamanlar kamerayı çok sevmiştim. Sürekli kamera alamazdım. Ne arkadaşıma ne okulumdan. Ben dedim en azından telefonla çekeyim. Bir şeyler yapayım. Videoları da telefonla çekiyordum. Fotoğrafları da telefonla çekiyordum. Ve çok da güzel çekiyordum. Hani o gözümü geliştiriyordum en azından. Anlatabildim mi? Hani illa kameraya diye Evet. ihtiyacım olmadı. O zaman öyle anladım. Daha sonra bir yere kamera alacağım diye araştırmalar yaptım. O zamanların fiyatı şöyleydi. Hani 2000 lira, 2,5, 3000. Hani daha iyisi 5000 falandı. Tabii o zamanlardan benim için hani öğrenci bütçesi ya. Yine bir tık daha tuzluydu ama kaliteli fiyatlar şimdiki fiyatlara göre. Yani Evet. 2,5, 3000 gayet iyi fiyatlardı. Ya da en iyisi diyorsan 5000 falan hani. Ben şimdiki fiyatlara bakıyorum çok yani uçuk fiyatlandım. İkinci el bile dahil. Mesela ben bir ara ikinci el bilgisayar alanında çalışmıştım biliyorsun anlatmıştım sana. Evet. Orada bile yani bazı bilgisayarlar çok böyle hani tuşu kırılmış tamam mı? Hani bilmem ne fiyatına satıyorsun. Niye? Ama tuşu kırık yani. Biraz indirim biraz böyle kenara ışınmış falan. Mesela bir telefonun arka kapağı kırık böyle. Yani biraz Evet. tuzlu fiyatlar hala var. Maalesef yani şu anda daha kötü bir durumda. Bir de çok bu konularla hani insanları sıkmak istemiyorum ama bunlar bizim için temel gıda gibi olduğu için bizim sektörümüz için bu konuşmayı yapıyorum. Dolar kurnazlığı yapan insanlar da var. Yani aslında ürünü dolar yüksek değilken 5 bin liraya almış ama sonra satarken 20 bin liraya satıyor. Yani el insaf. Hani sen kullanmışsın, paranı kazanmışsın. Artık diğer arkadaşlara biraz daha hani uygun, onlar da çalışabilsinler, kendilerini geliştirebilsinler adına. Ucuza ver diyorsun. Bu sefer de seni affınıza sığınıyorum, herkesin affına sığınıyorum. Ölücülükle suçlarlar. İşte fiyat kırmakla suçlarlar. İşte onlara hak etmediği bir parayı teklif etmekle suçlarlar. Hayır. Bir malzemenin bir fiyatı vardır, bir değeri vardır. İşte iyi bir görüntü yönetmeni o değerin üstünde para vermez. Siz de o fiyatı teklif ettiğinizde karşınızdan şöyle bir cevap alırsınız. Kardeş sen ne ölücüsün? Halbuki içinde yani işin içinde tamamen o fiyat ettiğini de bilir. Anlatabiliyor muyum? Allah bizi dolar kurnazlarından da saklasın. Bir de böyle de bir şey var. Şimdi sahibinden.com'a falan girdiğimiz zaman falan ben karşılaşıyorum bu insanlarla. Yani gene ekipman parkı oluşturmaya çalışan arkadaşlara sinir krizi geçirmemeleri için gerçekten büyük bir efor sarf etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Onlara da Allah kolaylık versin diyorum. Çünkü ben bile ekipmanın gerçek değerini bilerek almaya çalıştığımda yani bana bile normalse 5 ise 15 diyen var ve beni çıldırtıyorlar yani bazen. Gerçekten çıldırtıyorlar. Hani bunlar da yanlış. Bunların da oturması lazım. Ya çok yanlış var. Bu sektörün içerisinde çok yanlış var ama hepsini düzelteceğiz Tuğba. Yani hepsi bunların yok olacak. Bunlar gidecek. Bunlar geçen yayında da söylemiştim. Bunlar kısa dönemlik insanlar. İşini gerçekten kaliteli, hakkıyla yapan insanlar zaten piyasada kalmaya devam ediyorlar. Piyasada kaldıkça da bu insanlar insanların bakış açısını değiştiriyorlar mesleğimiz olan ve bu benim hoşuma gidiyor açıkçası. Kaliteli şu anda iş teklifleri işte bir yere fiyat teklifi vermeye gittiğinde gerçekten insanlar kötü işçilik de iyi işçilik arasındaki farkı biliyorlar. Bunu hazmetmişler ve bu güzel bir şey. İşini doğru yapan insanların devam etmesi hayatına, bu çekim işlerine devam etmesi beni mutlu ediyor. Çekim demişken biraz istersen mesleğin içeriklerine doğru ilerleyelim, mesleğin inceliklerine doğru ilerleyelim. Konumuz çekim teknikleri.
Bu Evet. çekim tekniklerinden girdiğimiz zaman hani biliyorsun yani çok da böyle tekniğe boğmak istemem insanlar ama hani konumuz bu olduğu için soracağım. Mesela genelde böyle bir görüntü yönetmenlerin illaki böyle sürekli olarak kullandıkları bir çekim teknikleri oluyor. Hani her insanın bir alışkanlığı olur ya. Senin de kendi alışkanlıklarından bahsetmek istiyorum. Mesela bir çekeceğim bir sahnede en çok hangi lensi ya da en çok hangi açıyı kullanıyorsun? Şimdi Tuğba, her görüntü yönetmeni, her sinemacı, her yönetmen geniş açı sever. Çünkü neden? Geniş açı çekmek zordur. Geniş açıda kontrol etmen gereken 4-5 tane ve yüzlerce eğitmen vardır. Birisi geçer, oradan birisi yürür, işte istemediğin bir kuş girer. Yani o kadar çok şey vardır ki bu yüzden geniş açı çekebilmek her görüntü yönetmeninin harcı değildir. Her yönetmenin de harcı değildir. Ama zevk verir. Yani uğraşırsan zevk verir. Bu yüzden ben geniş açıları daha çok seviyorum. Ama oyuncular da yakınları sever. Yani çünkü kendisinin daha iyi gözüktüğüne inanır ve onları sever. Ama bir görüntü yönetmeni tekniksel bakıldığında orada ışığı, sesi, İşte kamerayı, kameranın açısını, her şeyi ve içerideki olan devinimi kontrol edebilmek açısından geniş planları daha çok sever. Şimdi çekim tekniklerine girecek olursak, dünya üzerinde aslında her insan, her ayrı göz ayrı bir çekim tekniği demektir. Bir çekim tekniğinin üzerinde yoğunlaşmak çok da benim kabul ettiğim bir şey değil. Ama benim tarzım gereği, yaptığım işlerde de oluşturduğum estetik gereği şöyle bir bakış açım var. Sinema resmi kaynaklara göre birçok kaynakta farklı tarihlerde ve farklı kişilerde geçiyor olabilir ama Lumière kardeşlerin video cihazını bir tablanın üzerine, yani bugünkü tripod dediğimiz tablanın üzerine koymasıyla ortaya çıkan bir sanat. Şimdi yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Lumière kardeşler bile bunu bir tablanın üzerine koyma ihtiyacı hissetmiş. Su terazisi oluşmuş. Bir süre sonra demişler ki ya bu görüntüler yamuk, bunları düzleştirmemiz lazım. Düzelmeye başlamış falan. Ben diyorum ki 1895 yılından itibaren bu insanlar tripoda kamerayı taktıklarında ilk yaptıkları şey su terazisine bakmak. Ben bakmam. Eğik olsun ya. Eğik olsun, yamuk olsun. Yani işte o yaptığın şeyler zaten o yaptığın şeylerden sonra drone ortaya çıktı. Osmo ortaya çıktı. Gimbal ortaya çıktı. Steadicam ortaya çıktı. Mesela sinema tarihinde George Méliès diye bir adam var. Scorsese'de George Méliès'i anlattığı bir filmi var. Mesela o filmi de izleyebilir arkadaşlar. Şimdi filmin ismini hatırlayamadım. Ama Scorsese George Méliès yazdığınızda zaten karşınıza gelecektir. George Méliès'in de Ay'a Yolculuk diye bir film var. Mesela orada bambaşka bir teknikte bambaşka bir şeyler denemiş adam. Bu neden? Kendini ifade etme şeklinin farklılaşma isteğinden ortaya çıkan bir şey. Bu yüzden çekim teknikleri her insana göre farklı farklı. Şimdi bu çekim teknikleriyle ilgili ben önce şunu söylemek istiyorum. Geçenlerde ben böyle bir sinemayla ilgili bir toplantıların olduğu güzel bir toplantıya katıldım. Orada Kültür Bakanlığı'ndan yetkililer geldi. Dedim ki müzikte mesela aynı notaları kullanarak yaptığı müziği 7 saniye sonra telife düşürüyor. Yasal hakkı bu. Müzisyenleri yasal haklarla koruyorlar mesela. Dedim ki bir görüntü yönetmeni ya da bir yönetmen saatlerce, günlerce yeni bir teknik yaratabilmek için uğraşıyor. Sonra bunu yayınlıyorsun, yayınladıktan sonra insanlar senin videonu ya da kısa filmini ya da filmini kopyalayarak aynı teknikte bir iş yapıyorlar. Neden bu görüntü yönetmenlerini ya da yönetmenleri korumaya yönelik bir kanun çıkartmıyoruz ya da bir işte madde eklemiyoruz diyorum. Kültür Bakanlığı'nın yetkilisi bana şöyle bir cevap verdi. Çok konuda uzamasın diye de aslında ben çok uzatmadım ama uzatacaktım yani ama Kültür Bakanlığı yetkilisi şöyle dedi. Siz birbirinizi görüp etkilenebiliyorsunuz. Arkadaşım biz birbirimizi görüp etkilenebiliyoruz eyvallah.
Ama bu seni hiç ilgilendirmiyor. Sen benim haklarımı korumak zorundasın. Benim haklarımı korursan eğer ben de hayatta kalabilme standartlarımı geliştiririm ve daha iyi işler yapmaya başlarım. Sen benim elimden daha iyi bir iş yapabilme özgürlüğünü alıyorsun böylelikle. Sonra dedim ki bununla ilgili sinema için bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz dedim. Dedi ki buradayız ya. Arkadaşım ben de buradayım. Beraberiz. Ben bir sorunumuzdan bahsediyorum ve bu her yönetmenin, her görüntü yönetmenin aslında kanayan yarası bu ülkede. Şimdi bunu söyledikten sonra çekim tekniği nasıl oluşturulur ona geçeceğim. Yani lensler nasıl seçilir, işte kamera nasıl seçilir gibi. Şimdi mesela siz elinize projeyi aldığınızda, projeyi okuduğunuzda size geçen yayında anlatmıştım. Merak eden arkadaşlar kamerayı nasıl seçtiğimizi zaten biliyorlar. İşte projeye göre kameranın nasıl çekildiğini zaten biliyorlar. O yayını izleyebilirler tekrar. Ben konuyu uzatmayacağım çok fazla. Kameranızı seçtikten sonra set süreci başlıyor ve sete kamera lenslerle birlikte geliyor. Şimdi bizim makro ve mikro dediğimiz olaylar var aslında lenslerde. Bu makro ve mikro olayları ben size teknik terimini anlayabileceğiniz şekilde hemen açıklayayım. Şimdi bu bir lensi makro ve mikro yapan şey konuya olan uzaklığınızın santimetrede netleyebildiğiniz alan derinliğiyle alakalı bir şey. Yani atıyorum bir konuyu bir 3 santimde netlemek var, bir de 30 santimde netlemek var. Bu yüzden de çeşit çeşit lensler var. Ama laf aramızda Tuğba, bunlar eski teknik bilgiler. Benim umurumda bile değil. Ben 35 mm ile çok yakındaki bir şeyde netleyebilirim. Bunun farklı teknikleri var. Teknikleri anlatmak istemiyorum. Arkadaşlar bunun olabileceğini bilsinler. Birazcık da kendileri uğraşsınlar, öğrensinler bu işlerin mantığını. Ama siz mesela çok yakından çok küçük bir şey çekiyorsanız makro lense ya da mikro lense ihtiyacınız olacak. Ya da geniş bir şey çekiyorsanız makro ve mikro objektiflere ihtiyacınız olacak. Ama şu aşamada zaten yeni mezun insanlar ya işte Onur Bey siz bunları anlatıyorsunuz ama biz yeni mezun olduk ve cebimizde bu kadar para yok. İşte ben diyorum ki paranız olmasa da sinema yapabilirsiniz. Bir gün paranız olur ve bu parayı nasıl kullanmanız gerektiğini çekimleri yaparak öğreneceksiniz. Şimdi gelelim tekrar çekim tekniklerine nasıl müdahale ediyoruz. Kamerayı sete getirdik. Kamerayı sete girdiğinden itibaren en zor biraz önce dedim ki bir görüntü yönetmenin en sevdiği şey geniş plandır. Ama çekmesi de zor olan geniş plandır. Şimdi daha çok vakti geniş planda kaybedeceğiniz için önce geniş planla başlarsınız. Genişler alınır, sonra yakınlar çekilir. Genelde bu iş böyle yapılır. Yani yakından genişe doğru gidilmez. Genişten yakına doğru gelir. Burada genişten yakına doğru çekim yapıyorsanız eğer burada ortaya yeni bir kavram çıkacak. Ölçek. Çekim ölçekleri. Yani çekim ölçekleri ortaya çıktıktan sonra siz hangi çekim ölçeğinden sonra hangisi gelecek? Açıları açarken hangi dereceye dikkat etmeniz gerekiyor? Açıları açarken nerede durmanız gerekiyor? Bunlar çok önemli oluyor sizin için. Ve burada dikkat etmeniz gereken en önemli üç kural var. Birincisi çekim ölçek sırası. Yani bu çekim ölçek sırası nedir? Bakın arkadaşlar, bizi dinleyen arkadaşlara söylüyorum. Özellikle mesleği bu olsun isteyen arkadaşlara. Bunları hiçbir yerde bulamazsınız. Bakın bunlar 15 yıllık tecrübenin ürününde ortaya çıkan bilgiler. O yüzden buraya dikkat kesilmenizi istiyorum. Şimdi birincisi çekim ölçekleri. Çekim ölçekleri yani geniş plandan sonra Amerikan dis plan gelir. Amerikan dis plandan sonra işte bel plan gelir. Bel plandan sonra işte göğüs plan gelir. Göğüs plandan sonra baş plan gelir. Ondan sonra yakın plan, yakın plandan sonra detay plan. Detay plandan sonra tekrar genişe çıkmanızı söyler. Kural budur. Ya da bunu tam tersi bir şekilde sıralamayla yapabilirsiniz. Birinci dikkat etmeniz kural buydu. İkincisine geçiyorum. İkincisi 60 derece kuralı. Bunları yabancı kaynaklardan zamanında ya benim görüntülerimde niye sıçrama oluyor, niye sıçrama oluyor diye düşünürken inanılmaz yabancı kaynakları araştırdım.
yabancı görüntü yönetmenleri araştırdım. Eskiden şeyler vardı Tuğba. Mesela atıyorum bir Hollywood filminin sevilmiş bazı sahnelerini çeken görüntü yönetmeni böyle eğitim videosu gibi bir şey hazırlayıp o sahneleri tekrar yapardı böyle ışığının en milimetrik ayarına kadar. İşte kamera arkası gibi bir şey değil bu. Yani ışığını, sesini, işte görüntüde kullandığı lensleri her şeyi anlatırdı. İngilizce bilmiyorum, hala da bilmiyorum. Param yetersiz ama gidiyordum deli gibi o görüntüleri alıyordum ve İngilizce defalarca izleyerek neler yaptığını anlamaya çalışıyordum böyle. Ve yabancı kaynaklardan işte Türkçe çevirmiş şeyleri okuyarak öğreniyordum. Mesela burada ikinci en önemli kural 60 dereceydi. Bu 60 derece kuralı nedir? Kamerayı koydunuz, geniş planı çektiniz. Bir sonraki plan yani Amerikan dis plana geçeceksiniz. Amerikan dis plana geçerken kameranızı yeni konumlandıracağınız yer geniş plandaki açınızın 60 derece sağında ya da solunda olmak zorunda. Anlatabildiğim kadar sade bir dil kullanmaya çalışıyorum ama bunlar teknik bilgiler. Bunları deneyerek, ben anlattıktan sonra deneyerek daha anlamlı bir hale getirebilirsiniz. Üçüncü kuralsa herkesin bildiği artık geyiklerin döndüğü, sinemacıların bunun üzerinde ya bu kuralı yıkabiliriz dediği en önemli kurallardan biri aks çizgisi. Bir insanın bakış yönünden hayali olarak geçtiği düşünülen bir çizgi var. Mesela size şöyle gösterebilirim. Bakış yönümü şöyle iki parçaya böldüğümde sağımda ve solumda bakış yönüm oluyor. Eğer siz geniş plandan sonra aks çizgisini sağa attıysanız sağa geçeceksiniz. Yani burada bu bilgiyi de verdikten sonra aks çizgisini de söyledikten sonra şunu söylüyorum. Geniş planı çektiniz. Amerikan dis plana geçerken sağına ya da soluna geçmeye karar verdiniz. İşte aks çizgisine uydunuz. Ondan sonra sağ diyelim ki sağına geçmeye karar verdiniz. Sağ tarafa geçtikten sonra yeni kamerayı koyacağınız yerle geniş plan arasındaki derece farkı 60 derece olmalı. Bu üç kurala uyduğunuzda bir daha sıçrama derdiniz yok. Görüntüleriniz sıçramayacak. Sıçrama adında kastım şu. Kameralar arası geçiş yaparken izleyiciye bunu hissettirmek. Ama ben kendim yeni dalgacı bir sinemacıyım. Yani yeni dalga sinemasına örnekler vermeye çalışıyorum. Yeni dalga sinemasında da sıçramalar kabul edilir. Sıçrama olması beklenir zaten görüntülerde. Ama şu kurnazlığa düşmeyin. Bakın üniversite öğrencilerinin %80'inin yaptığı bir kurnazlık var. Sanki biz bunu anlamıyormuşuz gibi geliyor. Ya da sektöre yeni giren, alaydan giren insanların biz bunu anlamıyormuşuz gibi baktığı bir olay var. Ben sıçramaları isteyerek yaptım. Hayır arkadaşım. Önce klasik anlatıyı çok doğru yap. Klasik anlatının yani bu sıçramasız görüntülerin, filmlerin olması gerekenin en iyisi olsun. Sen yaptıktan sonra ondan sonra yap kabul edeyim. Diyeyim ki bunu isteyerek ve bilerek yapmış. Ama kurnazlık yapıp ya ben burada aslında yeni dalga ya ben burada dogma sineması yapmak istiyorum dediğiniz anda ben o öğrenciye ya da işte sektöre yeni girmiş birine şey diyorum. Kimi kandırıyorsun? Sonra ne oluyor biliyor musun Tuğba? Kimi kandırıyorsun dediğinde siz bizi hiç dinlemiyorsunuz, hiç yardımcı olmuyorsunuz. Hep sizin bildikleriniz mi doğru? Savunma mekanizması, halbuki ben saldırmadım. Savunma mekanizması devreye giriyor. Bir sinemacının savunma mekanizması devreye giriyorsa ne yaptığını bilmiyordur Tuğba. Bu kadar açık ve net. Ben mesela kısa filmler çekiyorum. Sen de izledin zaten birçoğunu. Arkadaşlarıma gönderiyorum. Mesela arkadaşlarım diyor ki ya şurayı şöyle yapsaydın diyor. Ben onu neden yaptığımı açıklayabiliyorum. O zaman arkadaşım diyor ki aa evet bu açıdan baktığımız zaman çok mantıklı. Böyle olur. Eğer bir şeyi açıklayabiliyorsanız ve beni ikna edebiliyorsanız ananızın ak sütü gibi helaldir. Ama siz ben bu işi işte klasik anlatı yapmak zorunda mıyım? Ben bu işi yeni dalga yapmak istiyorum. Ben kabul ediyorum ama önce bir klasik anlatı yap. Çünkü dünyada önce klasik anlatı çıktı, ondan sonra yeni dalga çıktı, ondan sonra dogma çıktı, ondan sonra İtalyan yeni gerçekçileri çıktı. Yani ona bir çözümleme
getirmeye çalıştılar insanlar. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak, geniş açıyı çekerken bazı yönetmenler 18'i tercih eder, bazı yönetmenler 24'ü tercih eder, bazı yönetmenler 35'i tercih eder, bazı yönetmenler 16'yı tercih eder. Ben görüntü, bu arada yönetmen derken görüntü yönetmeninden bahsediyorum. Tabii. Görüntü yönetmeni olarak benim elimde 16 objektif var. Samyang'ın Cinelens serisi. İkinci versiyonu ama. Ben 16'yı takmayı seviyorum mesela. Hem balık gözü değil, balık gözüymüş hissiyatı veriyor. Bir de 16'yı 18 yapma şansım var kurguda. 24 yapma şansım var, 35 yapma şansım var. Neden bu şanslarım varken 16'yı takmayayım da 24'ü takıp 16 yapma şansımı engelleyeyim? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani benim burada tercih edeceğim objektif ne olur? 16 olur. Çünkü ben 16'yı 24 yapabiliyorum. Bu kadar basit. Aslında baktığınız zaman mantığa bu kadar basit bir mantık yani bu iş. Yani bu şu. Geniş planı benim tavsiyem çekebileceğiniz en güzel, en büyük çekim ölçeğiyle çekin. Yani nedir? 16 milim işte. Ben 16 milimi tercih ediyorum. Ama sonraki çekeceğiniz planlar 35 milimetre lensim var benim. Bir de 85 milimetre lensim var. 35'i takıp 35'te artık ikili yakın dediğimiz ikili yakını çekerim, yakınları çekerim. Ondan sonra detaya girdiğimde 85'i çekerim, sahneyi bitiririm. Şimdi bu saydığım objektifler herkesin elinde olmayabilir. Yani böyle biraz önce konuştuk. Neden ilk başta işte konuştuğum şeyler artık anlama binmeye başlıyor. Ekipman alabilmek için para harcamanız lazım. Ve para harcayamıyorsunuz çünkü bu ülkede 1 dolar 18 liraya eşit. Yani adamın 1000 lira, 1000 dolar dediği şey senin ülkende 18 bin lira. 18 katı. Şimdi sen tutup da adama ya sen burada niye 85'i takmadın dediği zaman şu karşılığı alabilirsin. Param yok. Ve bunu kabul ediyorum. Çok mantıklı. Para mı? Şimdi mesela ilk başta anlattım. Dedim ki arkadaşlar işte paranız olmayabilir. 85 objektifiniz de olmayabilir. 35'i 85 gibi kullanmayı öğrenin işte. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Mesela bütün arkadaşlarınız ya da etrafınızdaki insanlar ya bunu nasıl yapacağız diye düşündüğünde siz zaten daha önceden düşünmüş oluyorsunuz ve onlara fikir vermeye başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki şunu şöyle yaparsak bu olur, bunu böyle yaparsak bu olur. Şimdi tekrar çok konuyu dağıtmadan çekim ölçeklerini konuştuk, aks çizgisini konuştuk, işte 60 derece kuralını konuştuk. Şimdi konuşacağımız şey ne? Kamera ayarları. Bir geldiniz görüntü yönetmeni olarak kamera ayarları yapmanız lazım. Işıkları da kurdunuz. Her şey güzel, mükemmel. Yapmanız gereken ilk ayar nedir? Size şöyle söyleyeyim. Beyaz ayar. Şimdi eskiden bu işte kameraların önüne böyle bak tam gösteriyorum şu anda. Yayın gitti zannetmeyin. Şöyle bir beyaz kağıdı koyardınız. O beyaz kağıttan bir beyaz alırdınız, çekerdiniz. Beyaz ayarı yapılmış kabul edilirdi. Şimdi teknoloji gelişti. Artık böyle işlemler yapmıyorsunuz. İyi görüntü yönetmenleri geçen yayında gene bahsetmiştim. İyi görüntü yönetmenleri ışık kelvinlerini bilirler. Baktıkları zaman kamera monitörüne baktığında orada gördüğü rengi ışıkta gördüğü renkle eşitler. Gerçeğe en yakın haline getirir zaten. Şu anda yayınımızı izleyen benimle beraber çalışan arkadaşlarımız da var. Mesela onlara hep beyaz ayarı konusunda konuştuğumuzda hep doğruları tutturmuşuz. Çünkü iyi görüntü yönetmenleri, onlar da çok iyi görüntü yönetmenleriydi. Yani iyi görüntü yönetmenleri beyaz ayarı konusunda çok fazla hata yapmazlar. Beyaz ayarını girdik. Güzel bir şekilde girdik. Şimdi beyaz ayarının ne olduğunu teknik olarak ve halk dilinde anlatayım. Beyaz ayarı görüntüde gözüken rengin, yani sizin görmek istediğiniz rengin size bir yansımasıdır. Artık bu beyaz ayarının da çok fazla bir önemi kalmadı. Dedim ya teknoloji gelişiyor. Artık log çekimler var. S-log, D-log, RAW çekimler var. Yani bunları artık kurgu masasında zaten kurtarabiliyorsunuz. Arkadaşlar korkmayın. Log çeken kameralar artık ucuz.
çok pahalı değil. Eskiden bu kameraları 200 bine, 300 bine işte Alexa ile, Red ile yapabiliyordunuz. Blackmagic ile yapabiliyordunuz. Şimdi en kötü Sony kamerası işte 6400 olarak kabul edelim. Onda bile log çekim var. İşte bir X3 alabilirsiniz. Osmo X3 alabilirsiniz. Onda D-Log çekim var mesela. Yani bu log çekimlerini yaparken o renklerle teker teker uğraştıkça bu sizin renklere olan hakimiyetinizi de arttırıyor. Beyaz ayarındaki renkler neye göre seçilir? Bir, konuya göre. Mesela siz psikolojik bir film yapacaksanız kesinlikle sarı tonlarını tercih etmeniz gerekiyor. Ama hasta bir insanı anlatacaksanız mavi tonları tercih etmeniz gerekiyor. Mesela hasta olup sonra hastalıktan kurtulup sağlığına kavuşmuş bir insan anlatıyorsanız maviden sarıya doğru bir yön çizebilirsiniz. Her sahnenin aslında beyaz ayarı farklı olabilir. Bunu tavsiye etmiyorum. Bu yeni dalga ve dogma sinemacıları için geçerli bir kuraldır. Klasik anlatıda bu kabul edilmez. Klasik anlatıda 10 sahnede, 20 sahnede bir maviden sarıya doğru gidin diye bir anlayış vardır. Bunu da tercih edebilirsiniz. Komple filmi de sarı yapabilirsiniz. Beyaz ayarın ne işe yaradığını öğrendik. İkinci dikkat etmeniz gereken ayar diyafram ayarıdır. Bakın bu Diyafram diyafram ayarı zaten. eski... Diyafram Anlayamadım ne enstantane dediğimi. ayarları değil mi? Diyafram ve Ayarları. enstantane farklı. Diyafram farklı bir ayardır. Enstantane, shutter dediğimiz ayar farklı bir ayardır. Diyaframın size kattığı, görüntünüze kattığı en önemli olay keskinliktir. Keskinlik, doygunluk ve alan derinliğiyle ilgilidir diyafram ayarı. Eski kameralarda diyafram ayarları yoktu. Objektifin önündeki lensin üzerindeki halkalardan, diyafram halkalarından yapılıyordu ki Samyang hala bunu kullanıyor ve ben de hala o sistemi daha çok seviyorum. Sonra Irise diye bir şey çıktı. Irise kullanmaya başladılar. Ondan sonra işte diyaframa döndü. Bazı kameralarda var, bazı kameralarda yok. Telaş yapmayın. Objektifiniz zaten Irise tuşunuz varsa zaten objektifinize göre ayarlıyor kamera. Artık otomatikleşti, otopilot gibi oldu. Ama yoksa da objektifin üstünü kontrol edin. Mutlaka orada vardır. Kamerada yoksa objektifte kesin vardır. Bakın bu açık ve net yani. Diyafram ayarının alt, genelde biz görüntü yönetmenler olarak 7 ve 10 arasında olmasına dikkat ederiz. Geniş plan çekerken özellikle. Çünkü en keskin dediğimiz ayar budur. Ama bunu 12, 14, 16, 18, 20, 24 yaptıkça bu keskinleşir de aynı zamanda. Ve doygunlaşır görüntü. Şimdi diyaframın birçok ayar etkisi var ama sizin bilmeniz gereken üç önemli noktası var. Birincisi alan derinliği. Oyuncunuzun yakın planını çekiyorsunuz. Yakın planda yüzünün tamamen gözüküp arka tarafın komple flu olmasını istiyorsunuz. Mesela şu anda benim cep telefonumun diyafram ayarına göre bunu telefon kendisi yapmaya çalışıyor. Tabii ki yetersiz. Çünkü sensör boyutu burada devreye giriyor ve sensör boyutu yetmiyor. Siz arka tarafı flu olan bir görüntü çekmek istiyorsanız diyaframınızı lensinizin desteklediği en düşük diyafram ayarlarında yani 1,5-2. Bakın normalde diyafram aç denir. Ben daha doğru anlatabilmek adına en düşük diyafram diyorum. Yani 1,5 diyaframla çekersiniz. Ama arka planın en net olduğu dediğim gibi 7 ile 10 arasında görüntü yönetmeninin kabul ettiği bir tekabüldür. Ama bunu arttırabilirsiniz ışık durumunuza göre. Diyafram ayarının ikinci etki ettiği olay doygunluk. Bir görüntünün içerisindeki doygunluk. Mesela gördüğünüz üzere benim yüzümde bir sakal var. Eğer ben bu diyaframı normal ayarlayamazsam inanın sakalsız çıkarım ortaya. Bu sakalın tellerinin ve doygunluğunun ayarını diyaframla veriyorum. Üçüncü olay keskinlik. Görüntünün keskinliği. Bakın alan derinliğindeki keskinlikten bahsetmiyorum. Saç telimin, mesela şu saç telimin dalgaları. Bu dalgaları verebilmek istiyorsanız diyaframla oynayacaksınız. Diğer ayarlarla değil. Bu keskinliği de ayarladıktan sonra sahnenizin ikinci, düzeltiyorum, üçüncü ayarına geliyorsunuz. Shutter ayarı. Enstantane. Biraz önce seninle bahsettin ya.
Nedir bu şatra yani? Bizim kafamız karışıyor. Mesela ben bir sinema okulunda ders veriyordum. İşte kamera özelliklerini anlatıyorum. Ya hocam işte bizim kafamız karışıyor. Kafanız karışacak hiçbir şey yok. Şatırı kıstığınız zaman da ışığın karanlıklaştığını görüyorsunuz. Diyaframı kıstığınız zaman da ışığın karanlıklaştığını görüyorsunuz. Sadece arasındaki ayrımı yapamıyorsunuz. Normalde piyasada şatır ayarı şu şekilde yapılır. Eğer sen 25 kare çekiyorsan şatırı 50 yapar geçersin. Normalde budur. Yani kabul edilen seviye budur. Ama işler nerede patlak veriyor biliyor musun Turba? Hareket eden bir arabayı çekeceksin mesela. Hadi çek 50 şatırda. Çekemezsin. Görüntü şöyle olur. Tamamen elimi izlediğiniz zaman bu telefonun şatır hızı mesela çok kullanışlı olmadığı için ne oluyor? Elimin bu yaptığı hareketi kamera algılayamıyor mesela. Çok hızlı çünkü. Onun şatırını onu ayarlayamıyor. İşte şatır hız ayarıdır. Mesela siz araba tekerleğini çekeceksiniz. Şatırı ne kadar yükseltirseniz, bakın teknik piyasada konuşulan teknik terimlerle konuşmuyorum, isimlerle konuşmuyorum. Normalde açmak denir, kapanmak denir. Yükseltirseniz yani 2000, 1500, 1000, 800, 900 buralara getirirseniz ne olur biliyor musunuz? Kameranıza şu direktifi verirsiniz. Mesela elimi şöyle çevirdiğimde gördüğünüz gibi dalgalanma var. İşte siz şatırı doğru girerseniz böyle olur görüntü. Şu an nasıl görebiliyorsun değil mi elimin bu hareketini? İşte Şatırı şatır ayarı, instantane ayarı budur. Sen o görüntünün içerisindeki hızı duraklatıyorsun aslında. Perde hızını duraklatıyorsun. Yani normalde hareket böyleyken sen kameraya diyorsun ki bu hareketi böyle gör. İşte şatır ayarı da budur. Bunu da yaptın. İki tane örnek verdim buna. Dedim ki piyasada genel geçer kural çektiğin kare hızının iki katı yapmaktır. 25 ise 50. Bunu da yaparsan kabul edilir. Ama hareketli bir cisim çekiyorsan o şatırla oynayacaksın arkadaşım. Diyaframla değil. Diyaframla değil de düzeltiyorum. Şatırla değil de diyaframla oynarsan o hareket gene böyle olur. İşte ikisinin arasındaki ayrım bu. Biri hız ayarı, biri keskinlik ayarı. Bunu karıştırmıyoruz. Geçiyoruz üçüncü ayar. ISO. Düzeltiyorum. Geçiyoruz dördüncü ayara. ISO. ISO nedir? ISO tamamen ışık ayarıdır. İşte sizin ışıkla ilgili yapacağınız bütün ayarlamalar ISO'ya girer. Yani buradan şunu öğrendim. Normalde sinema okullarında ve işte böyle sektörün içerisinde yönetmen yetiştiren okullar var. Buralarda ışık ayarına, ışık ayarlamasına diyaframı ve şatırı da eklerler ama ben eklemiyorum. ISO ışık ayarıdır. Diğerlerinden zaten bahsettik. Ama ışığı diyaframla ve şatırla ayarlayamaz mısınız? Tabii ki ayarlayabilirsiniz. Ama her şeyi mesela girdiğiniz bir yeriye, işte TRT'ye başvurdunuz mesela, TRT'de bir alım yapılıyor. İşte bu alımlarda size ışık ayarı dediğinizde hemen şat, ISO demeniz lazım. Ve bunu soruyorlar. Gerçekten soruyorlar. Yani mesela kamerada ışık hangi ayarla düzenlenir diyorlar. Adamlar diyafram yazıyor, şa, hepsi gitti. ISO. ISO ayarıyla yapılır. Ve burada şöyle bir tavsiye vereceğim. ISO'yu ne kadar yüksek kullanırsanız o kadar yüz pürüzsüz gözükür. Şimdi diyecekler ki bu yayını izleyenler, ya hocam işte siz ISO'yu yüksek kullan dediniz ama ISO'yu yüksek kullandık, bizim görüntülerimiz karıncalandı. Olabilir. Demek ki onun bir standartı var. DSLR kameralar, Canon, özellikle Canon, Nikon gibi kameralarda arkadaşlar bakın bu bir püf nokta. 800 ISO'yu geçerseniz kumlamayla karşılaşırsınız. 2, 2 daha 4. Ama bu Mark 4, işte Mark 3'ün son versiyonları bunlarda İşte Canon'un son çıkarttığı şeylerde ISO performansı biraz daha yüksek. İşte 1600'lere, 2000'lere kadar çıkartabiliyorsunuz. Ama ISO performansı olarak hem Mark 3 zamanında ortaya çıkan ve inanılmaz işler başaran bir kamera var. Sony A7S2 mesela, S3. İşte bu kameralar ISO'da inanılmaz performanslı. 3200'e kadar, 4000'e kadar çıkıyorsun. A7S2'de hala gram yok ortada. 4000'den sonra filan başlıyor artık gren atmaya. Yani bunu kameranızda deneme çekimleri yaparak
siz de öğrenebilirsiniz ama bence Canon, Nikon gibi eski işte 60D, Mark 3 böyle cihazlarda 800 ISO'yu geçmeyin arkadaşlar. Ama elinizde bir AED eski varsa 3200'e kadar garanti veriyorum size. Gren atmıyor. Çünkü ben bunu test ettim. Bu genelde herkesin ulaşabildiği DSLR ve aynasız kameralar için geçerliydi. Şimdi gelelim video kameralara. Video kameralarda zaten size ISO için 3-4 opsiyon sunulur. Ama geçenlerde bir Blackmagic 6K kullandım. Orada çok fazla ISO değeri vardı ama Blackmagic bu konuda benim tavsiyem arkadaşlar 400'ü geçmeyin. Yani 6K'sında da 400'ü geçmeyin. 400'ü geçtikten sonra Blackmagic sensörü saçmalamaya başlıyor. Yani elimde şu an Blackmagic kamerası olduğu için bunun üzerinden örnek veriyorum. Mesela bir Alexa ile çalışıyorsanız onda da çok fazla bir seçeneğiniz yok zaten. 4 tane, 5 tane size ISO seçeneği veriyor. Bunlardan birini seçmeniz lazım. Ve genelde ben görüntü yönetmeni olarak gündüz çekim yapıyorsam ISO'yu 400 yapıp diyafram yani keskinlik ayarını ve shutter ayarını arttırarak çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü dediğim gibi ISO böyle yüzü pürüzsüz gösteriyor. O doku benim hoşuma gidiyor. Ama mesela çok fazla ışık var olabiliyor. Çok fazla ışık oluyor. Elinizde butterfly kelebek var işte. Butterfly reflektör dediğimiz. Ondan olmuyor. Işığı kontrol edemiyorsunuz. İşte reflektör var. Normal reflektörünüz de yok. O zaman ISO'ları 100 değerlerine falan çekebilirsiniz. İşte bu değerleri çektiğinizde görüntünüzdeki aslında karanlık bölgeler daha karanlık, aydınlık bölgeler daha aydınlık olmaya başlıyor. Bence böyle durumlarda karşılaştığınızda ISO'yu en aşağı alıp diğer ayarlarla da oynayabilirsiniz. Şimdi asıl konumuz olan çekim tekniklerine girmeye başladık. Siz kamerayı kurdunuz, planınıza karar verdiniz, bu saydığım bütün ayarları yaptınız. Çekim ölçekleri 60 derece ve aç çizgisi kurallarına uygulayarak sahnenin çekimini tamamladınız. İşte aslında siz kendinize ait bir çekim tekniği oluşturdunuz. Çekim tekniği oluşturmanın ne kadar basit olduğunu gördün değil mi Tuğba? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çekim tekniği oluşturabilmek kolay. Ama nasıl oluşturulacağını öğrenmek zor. Bu zorluğu işte genelde öğrencilerde şöyle bir şey görüyorum ben. Okul bana bir şey katmadı. Arkadaşlar teknik bilgiyi öğrenirsiniz. Bir yıl hata yaparsınız, 2 yıl hata yaparsınız, 3 yıl hata yapabilirsiniz. Sonra bir bakmışsınız her şey yoluna girmiş. Unutmayın Martin Scorsese ilk uzun metrajlı filmini çekene kadar 82 tane kısa film yaptı arkadaşlar. Yılmak yok. Denemeden, bakmadan, görmeden, tecrübe etmeden öğrenemezsiniz bu işi. Eğer birisi bana gelip ben ilk projemde harikaları yarattım derse ben onun yüzüne bakar sadece gülerim. Çünkü bu işte önemli olan şey teknik öğrenmek istiyorsan tecrübedir. Ama çekim açılarını ve ölçeklerini, çekim tekniklerini nasıl yapman gereken yere bu karar verir. Burayı geliştirmeniz lazım. Peki nasıl geliştirelim? Kitap okuyacaksınız. Mesela şimdi çok özür dileyerek Doğan Sağ yazdı. Ben görebiliyorum yorumunu. Onur Hocam tebrik ederim yazmış. Doğan abi benim aynı zamanda abimdir. Teşekkür ediyorum. Ben kendisiyle beraber de çalıştım. Bu Kelvin, beyaz ayarı dediğimiz olayları Doğan abiyle çok tartışırdık mesela biz. Çok şey yapardık. Ama Doğan abi de çok iyi bir görüntü yönetmenidir bu arada. O tartışmalardan bile ben çok şey kattım kendime. Şimdi anlatabildiğim en sade haliyle anlatabilmeye çalışıyorum. Gene konuya dönüyorum. Doğan abi sana teşekkür ederim ayrıca. Şimdi kitap okuyacaksınız arkadaşlar. Mesela bir bakın bakalım. Adam konunun içerisinde noktaları, virgülleri birbirlerine işte paragraf ayrımlarını nasıl bağlıyor? İşte bu aslında sizin çekim ölçeğiniz. Her kamera açısı sizin virgülünüz noktanız. Düz yazıya aldığınızda siz senaryoyu neyle yazıyorsunuz? Düz yazıyla yazıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Virgül atıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Nokta atıyorsunuz. Oyuncunuzla konuşmaya geldiğiniz zaman şimdi Türkiye'deki sinema anlayışıyla buna cevap veriyorum.
Yönetmen normalde oyuncularla ilgilenir ama bağımsız, Türkiye'deki bağımsız sinemada hem yönetmenlik hem görüntü yönetmenlik hem kurgu falan filan yapılması beklenir. Bunu geçen diğer yayında anlatmıştım. Lütfen diğer yayında izleyin arkadaşlar. Bu ikisi bir bütün. Şimdi siz bir yönetmen olarak geçiyorsunuz, diyorsunuz ki oyuncuya, ben oraya virgül koydum, ben oraya nokta koydum, niye uymuyorsun? Ya kardeşim, sen görüntülerde uyuyor musun? Oyuncu birazcık işi bilse, bak, birazcık işi bilen bir oyuncuyu var ya, bir görüntü yönetmeni mahveder. İşi bilmeyen bir görüntü yönetmenini mahveder. Sen niye uymuyorsun der. İşte sizin her açınız, her kesmeniz aslında o nokta ve virgüldür. Yani buraya kadar anlattığımız her şeyi sentezleyecek olursak, siz bir senaryo yazıyorsunuz, nokta koyuyorsunuz, virgül koyuyorsunuz. İşte o noktayı ve virgülü koyduğunuz yerde sizin kesmeleriniz başlıyor. Bu da size çekim tekniği olarak geri geliyor. Mesela bir filmden çıkıyorsunuz, şöyle bir yorum yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki, ya film çok güzeldi, her şeyini çok beğendim diyorsunuz. Okey mi? Kabul ettik mi? Kabul ettik. Şimdi başka bir izleyici çıkıyor, şunu söylüyor. Diyor ki, ya film çok güzeldi ama beni bir şey rahatsız etti. Şimdi normal bir izleyicinin o teknik ve çekim özelliklerini bilme şansı yok. Ne diyor? Beni bir şey rahatsız etti diyor. İşte o rahatsız etti denen şey, o noktayı, virgülü doğru yere koyamayışınız. Onu doğru yere koymadığınızda da kullandığınız çekim tekniği de yanlış oluyor. Dünyanın en iyi çekim tekniğini yapabilirsiniz. Dünyanın en iyi filmini kaydetmiş olabilirsiniz. Ama filme hizmet etmiyorsa dünyanın en iyi çekim tekniği ve dünyanın en iyi filmi değildir o. Biter. Orada biter. Bir soru gelmiş. O soruyu cevaplamak isterim seninle beraber. Kameramanlık meslek olarak yapılabilir mi? İş potansiyeli arz talep dengesi nasıldır? Medya ilanları gibi sitelerden eskiden çok fazla ilan olurdu. Çok fazla ilan olurdu. Uzun sürede pek göremiyorum demiş. İsmini ben göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Hemen bakıyorum. Var Soruyu mı? sunan Şurada binbaşı oldu. Şimdi şöyle cevap vereyim Süleyman Hanım. Kameramanlık meslek olarak yapılabilir mi? Ben meslek olarak yapıyorum. Yani hayatta kalıyorum. Kameramanlık hiçbir zaman bence ölmeyecek bir meslek. Ama nerede yanılgıya düşüyorsunuz biliyor musunuz? Şu an bu sorduğunuz sorudan şunu anlıyorum. Neden o ilanları göremiyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü siz iş arama odaklısınız. İş arama odaklılık ne demek? Para kazanma odaklısınız. Siz bence kameramanlığı meslek olarak neden yapmayın biliyor musunuz? Kameramanlığı ben sadece para kazanacağım kafasıyla yaparsanız belki başarılı olursunuz ama mutlu olamazsınız. Açık konuşayım, beni yanlış anlamayın. Siz başarılı da olamazsınız. Çünkü bizim mesleğimiz sevilmeden, iç içe geçmeden, o kamerayı vücudunuzun bir uzvu, bir parçası yapmadan yapılabilecek bir meslek değil. Yani ne kadar para kazanacağınız, ya ben bu işi yaparsam aç kalır mıyım? Ben bu işi 15 senedir yapıyorum. 13 yaşındaydım piyasaya girdiğimde. Aklımda para kazanmak bile yoktu. Şimdi siz bana soruyorsunuz, diyorsunuz ki biz bunu meslek olarak yapabilir miyiz? Alttaki amaç para kazanmak. Ya zaten böyle baktığınız bir yerde kendinizi geliştirme şansınız yok. Muhtemelen işte böyle herkesin aramadığı ya da işte herkesin ihtiyaç duymadığı sıradan bir kameraman oluyorsunuz. Önemli olan şey sevgi. Şimdi ilanları neden görmediğimizi gelecek olursak, genelde artık şirketler ilanlarını böyle Facebook sayfalarından ya da işte böyle medya ilanları gibi sitelerden değil, LinkedIn üzerinden yapıyorlar. Bakın, bir LinkedIn profili açarsanız eğer, orada birçok ilanın olduğunu ya da Kariyer.net, bu konuda ben ikisini takip ediyorum. Kariyer.net, LinkedIn'i takip ediyorum. Aslında bu benim de eksikliğim. Eleman.net ve İşin Olsun gibi platformlar var. Buralardan da güzel işler çıkabiliyor arada sırada. Buraları takip edebilirsiniz. Ve LinkedIn'e girin şu an mesela, videografer yazın, kameraman yazın, görüntü yönetmeni yazın. Belki 50 tane ilanla karşılaşırsınız. İstanbul'da yaşıyorsanız zaten karşılaşırsınız da,
Diğer şehirlerde illaki bir tane ilan vardır. LinkedIn birazcık artık şirketlerin Facebook'u gibi, oradan yayın yapmayı ve oradan iş ilanları yayınlanmayı tercih ediyorlar. Ama öncelikle şunun kararını vermenizi istiyorum sizden. Bu işi gerçekten para kazanmak için mi yapmak istiyorsunuz, yoksa sevdiğiniz için mi yapmak istiyorsunuz? Eğer para kazanmak için yapmak istiyorsanız lütfen bu sektöre girmeyin. Neden girmeyin biliyor musunuz? Sizin yaptığınız hareketler ve hamleler diğer kameraman arkadaşlarınıza da zarar veriyor. Biz 2 gün önce çok sevdiğim sektörün içerisinden Burak diye bir arkadaşım var. Onunla beraber oturduk. Bu konuları konuştuk. Mesela bugün asgari ücrete çalışan da bir kameraman bulabiliyorsunuz. 15 bin liraya çalışan da 50 bin liraya çalışan da bir kameraman bulabiliyorsunuz. Asgari ücrete çalışan arkadaşın bunu kabul etmemesi gerekiyor. Asıl temel problem bu. Bütün görüntü yönetmenlerin, kameramanların bir araya gelip bir fiyat skalası oluşturması gerekiyor. Geçenlerde gene bir mesela iş bulma konusundan bir şeyimi anlatacağım. Arkadaşlarımla beraber oturduk. Benden bir iş yapmamı istediler. Ben o işin fiyatını verdim. Karşılığında şöyle bir yorum aldım. Senin fiyatının çok aşağısında bu fiyat. Ama bu fiyatı ben verdim. Bak, seni ilgilendirmiyor benim fiyatımın ne kadar olduğu. Sonra ona güzelce açıklamaya çalıştım. Aynı açıklamayı buradan yapayım. Benden daha iyi görüntü yönetmenleri bu ülkede var. Bakın, bunu kabul edebilmek, söyleyebilmek çok zor bizim piyasamızda. Çünkü herkes de ego var. Benden daha iyi görüntü yönetmenleri var. Eğer ben onların fiyat skalasında fiyat verirsem onlara saygısızlık olur bu. Şimdi ben onların çok alanlarına girmiyorum. Onlar da benim çok alanıma girmiyor. İşte biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Karşılıklı saygı. Bir gün ben yeterince onlar kadar iyi olduğumu düşünürsem zaten onlar beni kendi aralarına kabul ederler. Bu bir süreç. Bakın, 15 yıldır bu işi yapıyorum. Hala o kitleye giremediğimi söylüyorum. Siz para kazanma mantığıyla bu işe girdiğiniz zaman şunu göreceksiniz. Olmuyor. Benim işlerim olmuyor. Hep aynı parayı kazanıyorum. İşte o noktada sizi daha fazla yukarıya götürecek olan şey işinize olan sevginiz. Lütfen bütün arkadaşlardan rica ediyorum. Para sizin için birinci sırada olmasın. Eğer para sizin için birinci sırada olursa sektörün acımasız tarafıyla karşılaşırsınız. Genelde arkadaşlar şöyle der. Ya ben girdim işte 2 sene çalıştım, iş bulamadım, polis oldum. İşte o kameramanlardan biri olursunuz. Ben polis olmak kötü bir şey demiyorum. Lütfen yanlış yorumlanmasın bu dediğim şey. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu meslekte süreklilik sağlayamazsınız. Geceniz yok, gündüzünüz yok, sırtınızda 15 kilo kamera, yeri geliyor 10 kilo kamera. Ya da çekiyorsunuz, beğenmiyorlar, bir daha gidiyorsun. İşte çekiyorsun, insansın, sen hata yapabiliyorsun. Bir yerde netlik kaçırmışsın ya. Olabilir ya, insanlık hali yapabilir. Ama hitap ettiğiniz kişi böyle bakmıyor işte olaya. Sen netlik kaçıramazsın. Ben sana para ödedim. Sen bu çekimi harika yapacaksın diyor. İnanır mısınız? Bir videoyu masa başında geçenlerde bir video hazırladım. 17 saat sürdü. 17 saat uyumadan o videoyu yaptım. Ve videonun yaklaşık 5 saatini şu yazıyı şuraya mı koysam yoksa buraya mı koysam diye kaybettim. Bu saati veremeyecekseniz bu işe girmeyin. Açık ve net konuşuyorum. Bu işe girdiğinizde hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız işinizi severek yapın. Ve siz işinizi severek yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Aslında o LinkedIn'e, işte işin olsun da kariyer nete bilmem neye ihtiyacınız kalmıyor arkadaşlar. Bir iş yerinden ayrılmanızı gözetleyen insanlar oluyor etrafınızda. Ben hiçbir zaman iş yerimden ayrıldığımda gidip bir yere başvurup bir şey girmedim. Hep teklifle gittim bir yerlere. Neden biliyor musunuz? Zaten sizi bekliyorlar. Çünkü piyasanın içerisinde çok az adam var işini doğru yapan. Onu yakaladıklarında diyorlar ki gel benimle çalış. İşten ayrıldığında öğreniyor mesela. Diyor ki gel benimle çalış. Eğer sana gel benimle çalış demiyorlarsa sen bazı şeyleri doğru yapamıyorsun demektir. Umarım bu soruya da detaylı bir şekilde sektörün gerçekleriyle birlikte cevap verebilmişimdir. Verdiğinizi ben düşünüyorum açıkçası. Bu arada sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına ya da soru çıkartması kısmına yazıp gönderebilirsiniz. Derken bir soru geldi.
Yunus Erçin soruyor hocam bunu. Hocam haklı bu işleri sevmeyen yapamaz. Mesela bugün 2 dakikalık bir videoya tam 3 saat alt yazı girdim. Yazı böyle olsun, şurada olsun diye demiş Yunus. Yorum katmış. Evet, Zaten Yunus da bir reklam ajansında çalışıyor. Yine sizin yaptığınız işle alakalı, böyle sosyal medya uzmanı, grafik tasarım işleriyle uğraşıyor o da kendisi. Evet, o da çok fazla yoğun çalışıyor. Onunla doğrusu konuşup görüşemiyoruz. Haftada bir gün izni var ve sürekli ne zaman konuşsam, şu an müsait değilim. Çalışıyorum işte, video tasarlıyorum. İşte neredesin, ne yapıyorsun? Kurgudayım. Sen ne yapıyorsun? Sürekli bu tarz cümlelerle karşılaşıyorum onunla her konuştuğumda, her yazıştığımda. İşte sektörün hali de bu oluyor maalesef. Ne zaman konuşsam arkadaşlarım birçoğu ile, yani özellikle bu kameraman işleriyle uğraşanlar, videografer olan arkadaşlarım hep şöyle eder: çekimdeyim, kurgudayım, seni sonra ararım. Şu an şunu düşünüyorum işte, ya da bana gönderiyorlar işlerini. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, sen ne diyorsun, ne söylersin falan diye. Çok yoğun tempoda çalışıyorlar. Yani Yunus'a biraz önce ben zaten bahsettim, yazıyı nereye koysam mı diye 5 saatimi geçirdim dedim. Bunlar çok önemli çünkü. Ayrıca Yunus'a şöyle teşekkür ediyorum. İnşallah başarılarına yeni başarılar ekleyerek işine devam eder. Şöyle bir şey söylüyorum. Yunus hocam, çok videografer olduğunu öğrendik. Ben de bir videograferim. Sinema, her zaman sinema yapamıyoruz. Kendi filmlerimizi yapmak için de aslında hayatta kalmamız gerekiyor. Bir numaralı kural insanın hayatta kalabilmesi. Videograferlık yapıyorum yani. Büyük şirketlerin sosyal medya reklamlarını hazırlıyorum. Ama şunu söyleyeyim. İyi bir görüntü yönetmeni olmak isteyen insanın mutlaka reklam piyasasına, televizyon piyasasına, canlı yayın piyasasına, işte diğer bütün türlere aşina olmasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, ben yaklaşık 6 senedir falan işte videograferlık boyutunda iş yapıyorum. Sinemaya bakış açımı çok değiştirdi. Reklam kurgulamak, reklam çekmek, yapmak, aynı zamanda kökenden gelen bir televizyonculuk olunca televizyonculuğu, reklamcılığı ve sinemacılığı bir araya koyduğunuzda tadından yenmez bir şey ortaya çıkıyor ve benim son zamanda şirketlerle görüştüğümde, işte anlaşma yaptığa gittiğimde bana şunu söylüyorlar mesela, sinematik görüntü. Şimdi sinematik görüntüyle yaptığın sosyal medya ya da işte televizyon reklamının ne alakası var? Sen konuyu anlatmak istiyorsun, buna odaklanman gerek demen gerekirken adamın beklentisi şu: sinematik görüntülerle konuyu anlatalım hocam diyor. Neden biliyor musunuz? Artık hepsini bir arada yapmak istiyor insanlar. Ve bu yüzden mesela benimle çalışan insan hep şunu söylüyor: görüntülerin çok güzel, kurgun çok güzel, yazılarda çok güzel koyuyorsun, grafikleri de çok güzel koyuyorsun diyor. Teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü benim geçmişim zaten sinemacı. Televizyonlarda çalıştım. 5-6 senedir de reklam ajanslarında çalışıyorum ya da reklam ajanslarıyla beraber iş yapıyorum ya da kendi reklam işlerimi yapıyorum. Yani bu ne yapıyor? Gözünüzü geliştiriyor. Bakın mesela bugün Netflix, Blue TV gibi platformlara bakarsanız jenerikler eskisi gibi değil. Yunus hocam da fark etmiştir. Hep böyle reklamcı kafasıyla giriyor artık jenerikler. Bunlar çok önemli şeyler. Onur, Yunus da buna benzer bir şey yaşamış. Sinema teklifi olaylarıyla. Evet, ben de onu yaşadım. Kafe tanıtım kurgusu yapıyorum. Sinematografik renk ve kurgu istiyorlar demiş. Yani bu sinematik bu son zamanlarda işte bu işte reklam filmini falan yaptırmak isteyen arkadaşların öğrendiği yeni bir kelime galiba. Bunu çok kullanıyorlar. Zaten çektiğiniz her görüntü sinematiktir. Bakın, bu işin temeli sinemadır. Reklam, televizyon falan filan değil. Bu işin temeli sinemadır. Lumière kardeşler ilk şeyi sinemada yayınladı. Bu iş bitmiştir. Bunların hepsinin adı sinemadır zaten. Sadece işte bu İngilizce kelimelerin işte konuşurken araya girmesi, işte birazcık bizim sektörden sinematik falan filan gibi cümleler öğrenilmesi falan bu istekleri böyle bir şeye getiriyor, ama zaten sinematik renk
ve sinematik çekim olmak zorunda ki zaten. Artı bir özellik değil ki. Eğer sen sinematik görüntü yakalayamıyorsan iki tane sebep vardır. İşveren adına konuşuyorum. Ya parayı az veriyorsundur. Bak bu çok önemli bir kural. Ya parayı az veriyorsundur. O görüntü yönetmeni sinematik bir görüntü çekemiyordur. Ya da işinde iyi olmayan biriyle çalışıyorsundur. İşinde iyi olmayan birine fazla para veriyorsundur. Bu aynı şey zaten. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani sinematiklik, bakın ben kaç tane reklam ajansında da çalıştım, televizyonda da çalıştım. Bana hep ne diye seslendiler biliyor musunuz? Sinemacı olur. Bu kimliği kaybetmek istemiyorum ben. Çünkü ben hep o açıdan bakıyorum. Hep bir konuyu nasıl iyi anlatırım kafasıyla bakıyorum. Bakın burada ince bir cümle var. Bir konuyu nasıl güzel görüntülerle anlatırım demedim. Bir konuyu nasıl daha iyi anlatırım noktasına odaklanıyorum dedim. Benim aslında Onurcan Tögen dediklerinde piyasada akla gelen ilk şey ne biliyor musunuz? Anlatı dili. Benim uzmanlığım anlatı dilinde. Görüntülerim güzelmiş, değilmiş. Çoğu insan bu görüntülerin güzel olup olmadığını ben kendimle ilgili bir şey söyleyemem ama hitap ettiğim kitle şunu söyleyeyim. Görüntülerin çok güzel, her şeyi çok iyi iş yapıyorsun, her şeyde güzel bir şeyler yapıyorsun. Harika diyorlar. Olay şu. Mesele her şeye detaylı bakabilmek. Aynı şekilde sizinle beraber iş yapan insanların da detaylı bakması lazım. O yüzden benim lakabım sinemacı olur mesela. Ben sinema filmlerinden birçok ödül aldım. Onu bilmez ama sinemacı olur bilir. Yani şuna getireceğim. Benim ünüm, piyasanın içerisindeki ünüm anlatı dilinden gelir. Anlatı dilinde çok uzmanımdır. Benim için görüntünün güzelliği o kadar önemli değildir. Güzel görüntü çekerim. Kendimi kabul ediyorum. Kitle de bunu kabul ediyor. Güzel görüntü çektiğimi söylüyor. Ama benim asıl uzmanlık alanım güzel görüntü çekmek değil, anlatı dili oluşturmaktır. Mesela şimdi Instagram'a giriyoruz. Instagram'da mükemmel ışıklarla, mükemmel kadrajlarla işler yapılıyor. Tuğba, bunu hepimiz görüyoruz, değil mi? Videoyu izliyorum. Video bitiyor. Diyorum ki ne anlattı? Abi işte şunu anlattık, işte hocam şunu anlattık. Şunu söylüyorum diyorum ki bak sen Instagram reklam filmi yapıyorsun değil mi? Evet diyor. Gençlere hitap ediyorsun diyorum. Evet diyor. Para kazanmak istiyorsun diyorum. Evet diyor. E kardeşim bu ülkenin para kazanma skalasına ve paranın kimde olduğu tartışmasını yaptığımız zaman 40 ve üstü yaşlarda para var. E sen şimdi 40 ve üstü yaşlara gençlere hitap eden bir iş yapıyorsun. Maalesef ki ülkenin ekonomik şartlarından bakın tekrar ilk girişteki konuya geri döndük. Ülkenin ekonomik şartlarından dolayı gençlerde para yok. Sen gençlere hitap eden filmi 40-45 yaşındaki adamın önüne koyduğun zaman adam şunu söylüyor. Diyor ki güzel ama yani olmamış. İşte o olmamış kısmı hani güzel ama olmamış çok kabul edilebilir bir yorum değil ya bizim piyasamızda. İşte bu yorumun sebebi bu. Anlatamıyorsun çünkü. Sen eğer güzel bir iş yapacaksan bunu hitap ettiğin kitleye göre dilini seçerek yapacaksın. İşte benim uzmanlık alanım, görüntü yönetmenliğini, vasfını kazandığım alanım bu. Şimdi güzel görüntü çekmek şöyle bir şey var. Teknoloji o kadar gelişti ki telefonu koy mesela şu benim gördüğüm görüntü de güzel. Kötü bir görüntü değil yani bu iki. Ha, belki cümlesi ama kötü bir görüntü değil. Görüntü artık kamerayı koy çekiyor yani. Güzel görüntü çekmek artık görüntü yönetmen için, benim için artı bir özellik değil. Zaten bu olması gereken bir şey. Bu arada iki tane yorum gelmiş. Yunus Elçin demiş de genelde para az süre ise kısıtlı oluyor demiş. Her işi hem de en az maliyetle istiyorlar demiş. Her işi. Bence çok haklı. Selçuk Ufak da Hocam şunu demiş. Aynı konuyu farklı kişiler farklı dille anlatır demiş. bunu zaten anlatmıştık. Bu soru bence sonradan katıldıysa eğer katılımcımız bunu zaten en başta konuşmuştuk. Yayını tekrar izleyerek oradaki cevabımıza bakabilir. Yunus hocama cevap vermek istiyorum. Genelde para az süreyle kısıtlı oluyor. Her şey hemen az maliyeti istiyorlar. Çalışma Yunus. Böyle insanlarla çalışma. Yanlış anlama. Tamam, hayatta kalmamız gerekiyor. Para kazanmamız gerekiyor. Ben bunu kabul ediyorum. Ama bir süre sonra çalıştığın insanları seçmelisin. Aynı dedim ya aynı pencereden bakan insanlarla beraber olmalısın.
O zaman sen de keyif almaya başlıyorsun. Sunu katılmıyorum ama genelde para az diyorsun ya, benim için para önemli değil ama süre çok önemli. Ben bunu herkesle konuşuyorum, çalıştığım insanlara da. Senin bana ne kadar para verdiğin önemli değil. Benim her yaptığım iş benim lansmanım olduğu için beni sıra konusunda kısıtlayamazsın diyorum. Ve mecburen beni beklemek zorunda kalıyorlar. Çünkü şöyle, ben insanım. Yunus Hocam, her şeyden önce insanım. Psikolojim var. O gün o videoyu yapmaya psikolojim müsait değilse, kendimi verimli hissetmiyorsam yapmam. Yaparsam ne olur biliyor musun? Gene güzel bir video ortaya çıkar ama o istediğin tatlı olmaz. Bir de ilerisi için bu sana zarar verir. Tek tavsiyem şudur. Bakın, kalitesiz iş bağımlılık yapar. Neden biliyor musunuz? Parası azdır ama az da emek alır. Bu sizde bağımlılık yapmaya başlar. Bir süre sonra para fazla, kalitesi düşük işler yaparsınız. Yani bu şuna geliyor. Çok özür diliyorum. Tam açıklayıcı olmadı. Tam açıklıyorum. Alıştığınız için kalitesiz işlere, size çok para verildiğinde de kalitesiz iş sunarsınız ve bum, rüyadan uyanırsınız bir anda. O yüzden ben şunu söylüyorum. Hatta ben bütün asistanlarıma da hep şunu söylerim. Kalitesiz iş almayın. Kalitesiz iş bağımlılık yapar. Çünkü kalitesiz iş az emekle çok para kazanmaktır. Onun yerine çok para kazanıp çok emek harcayın. Ya da az para kazanıp çok emek harcayın. Emin olun bir sonraki işte zaten çok para kazanacaksınız. Bu insanlarla bunu söylemek çok acımasızca ya da çok hani sen benim durumu biliyor musun Onur Hocam gibi bir şey yol açabilir ama elinden geldiğince hayatta kalmak için yaptığın işlerde bile kaliteden ödün verme Yunus Hocam. Sana tek tavsiyem budur. Eğer bunu yapmazsan piyasanın içerisinde sen de yok olup gitmeye mecbur kalırsın bir süre sonra. Senin ismin geçtiğinde kaliteli iş yapıyor damgasını ye. Bu belki seni bir ay aç bıraktırır, 2 ay aç bıraktırır, belki 3 ay aç bıraktırır. Biz de aç kaldığımız zamanlar oluyor. Ama gene de direnmeye çalışıyoruz. Sana tavsiyem, aç kalsan da kaliteli iş yapmaktan asla vazgeçme. Gene de Selçuk Hocam girmiş, bizi izlemiş. Aynı konuyu farklı kişiler farklı dille anlatır demiş. Ona da şunu söylemek istiyorum. Çok haklısınız. Ben de böyle düşünüyorum. Yayının başında da zaten bununla ilgili anlatmıştım. Hatta ben şunu söylemiştim. 8 milyar insan var dünyada. 8 milyar da bir konuyu farklı anlatır. Herkes aynı anlatacak diye bir şey yok. Yani bu aslında aynı konuyu farklı kişiler farklı dille anlatır dediğiniz şey aslında bizim işin zaten mottosu yani. Hani bu söylememiz gereken bir şey değil. Bu zaten kabul edilmiş bir gerçeklik. Yunus Açın size cevap vermiş hocam. Anladım hocam, haklısınız. O konuda kaliteli iş kişinin imzası karakteridir demiş. Çok haklısınız. Yani bazen ben de karşılaşıyorum. Aniden benden çok önceden çalıştığım yerlerde aniden iş istiyorlardı. Ya, yapıyorum ama benim için o iş kaliteli bir iş değil. Çünkü aniden de şunu yap, bunu yap, hadi şuraya gir falan. Hani böyle şu var, çalışılan sektörlerde, çalışılan işlerde kendi bir istek ve arzularına göre iş yaptırıyorlar. Ya diyorum hani bir kere hatırlarsan sana böyle 5-10 tane bir tasarım atmıştım Onur, hatırlar mısın? Nasıl diye. Evet. Hani ben bir sağlık kurumunda çalışıyordum. Yaptım, 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 yaptım. Birçoğunu beğenmediler mesela. O kadar çok moralim bozulmuştu ki yani. Yani bak, benim tasarımım bu, tarzım bu. Bana gelip şunu demişti, çok net hatırlıyorum. Sadece yani 5 tane yaptım değil. Yok, 5 tane değil. 8 tane ne yapmıştım hatırlıyorum. Biz bir tanesini seçtik. Dedi ki sadece bu kullanılabilir düzeyde dedi. Dedim emin misin? Aslında hepsini aynı türde yaptım. Hatırlarsan yine aynı tür, aynı renkler, aynı görselliğe sahip bir tane sadece bu kullanılabilir. Emin misiniz yani? Ama baktığımız zaman başkasının yaptığını hazır taslak kullandığı zamanlar da olmuş. Ama ben hazır taslak kullandığım zaman bana kızmışlardı. Ama kendimi kanıtlayabilir düzeyde fark etmiştim ki o da hazır taslak kullanmıştı aslında. Ya da Evet. bir şey kullanacağı zaman, yapacağı zaman
farklı bir şekilde kullanıyor, farklı bir yapıda kullanıyor. Mesela tek bir taslak tasarım açıyor, tek bir dosyada, tek bir dosyada tek bir şey yapıyor. Sonra onu kapatıyor, yeni bir dosyada yeni bir şey açıyor. Onu kapatıyor, yeni dosyada yeni bir şey açıyor. Ben bir kez artboard'da yaptım, Photoshop üzerinde bilirsin. Hani çoklu dosya açarsın ya böyle altı altı falan. Ben altı altı dosyalar açtım böyle. Hani farklı tasarımlar yapacağım ama yine de zaman kaybetmeyeyim diye. Bana böyle şey yaptı. Sen niye böyle yapıyorsun ki dedi. Ya benim yapma, ya benim yapış tarzıma bile karışıyorlardı orada. Sen işe baksana o zaman hani. Bir de o kişi de bilmeyen insandı emin ol. Başka bir Tamam. alana bakıyordu. Sakin ol. Photoshopçu değildi. benim işte ya, tasarımıma da karıştı. Tasarım yaparken kullandığım metotlara, tool'lara bile karışmıştı. O kadar çok böyle bunalmıştım ki o zaman. Sana da anlattım hatırlarsan. Az çok. Ya dedim ben burada yapamayacağım galiba falan. Ama şimdi çalıştığım yerde daha rahatım. Çünkü bana orada yaptığım işe de karışmıyorlar. Ya da yaparken kullandığım metotlara, tool'lara da karışmıyorlar. Sonuçta onların tek bakması gereken şey çıkan sonuç. Hani nasıl yaptığına çok bakmıyorlar zaten. Hani sonuç güzelse Şimdi okey tamam ama hani yok niye artboard kullandın, niye kullanmadın ona karışmıyorlar. O kadar çok mutluyum ki o zaman. Yaptığım işe de karışmıyorlar. Gittiğim yolla karışmıyorlar. Bir türlü sen niye bunu yaptın diye soruyor. Yaptım çünkü ben böyle biliyorum. Tek bir dosyada yapacağım ama çoklu dosya açtım. Çoklu dosyada çoklu işler yapıyorum yani. Niye buna karışıyorsun ki? Bu yanlış değil. Tuğba'cığım, bu konunun sektörle alakası yok. Bu konunun neyle alakası var biliyor musun? Tabii. Felsefeyle. Aynen, tabii sektörle Değerini bilmeyen alakalı. insanlarla vakit geçirme. Tabii ki. Bak, biraz önce Yunus hocama da dedim. Dedim ki, bir ay aç gez, 2 ay aç gez, 3 ay az geç ama değerini bilen insanlarla çalış. Bilmiyorlarsa sen ağzınla kuş da tutsan, ya bunu niye ağzında tuttun diye soracak insanlar bu piyasada var. Var yani bu iki daha dört. Ayrıyeten bizim piyasamızın çok fazla zorluğu var Tuğba. Şimdi mesela iş yapıp para alamama da var. Paranı alıp parasını ödeyip iş alamayan insanlar da var. İşveren tarafından da bakıyorum ben. Ya da şimdi her tasarımcının, her videocunun bir dili vardır. Hitap etmez. Bizdeki sorun ne biliyor musun? Hitap etmediğimizi de fark etmeyiz. Mesela ben her işi almıyorum. Mesela adama diyorum ki abi ben sana hitap etmiyorum. Anlatabildim mi? Ben sana hitap etmiyorum ya benimle çal. Ben bu işte başarılı olamam diyorum. Adam illa de ya ben sana hitap etmiyorum ya. Ben yanlış adamım. Bunu uyarmama rağmen ben böyle çok fazla işi mesela bıraktım. Neden biliyor musun? Kabul etmek lazım. Yani herkesin bir tarzı, bir tavrı var. Ben Onur Can Tögen olarak bu şekilde gözüküyorum. Brad Pitt gibi gözükemem. Bunu nasıl kabul ediyorsan onu da kabul etmen lazım. Mesela ben burada sana itiraf ediyorum. Ben hayatta belgesel yönetemem. Belgesel yönetemem. Bir yönetmen olmadan belgeselde asla çalışamam. Soruyorlar mesela diyorlar ki belgesel yönet işte şey yap falan filan. Ben görüntü yönetmenliğinin yanında bazen yönetmenlik de yapıyorum projelerde. Diyorlar ki mesela belgesel diyorum ki ben yapamam. Benim başıma bir yönetmen koyun. En iyi şekilde çekerim. İstediği en iyi şekilde istediklerini veririm. Ama ben de öyle bir yetenek yok. Bak reklam yönetirim. Canlı yayın yönetirim. İşte kısa film yönetirim. Sinema filmi yönetirim. İşte nasıl diyeyim televizyon programı yönetirim. Televizyon reklamı yönetirim. Ama belgesel yapamıyorum ya. Zevk de almıyorum. Yani çekmesi çok keyifli ama yönetemiyorum. Ona çünkü benim kafa kurmacaya çalışıyor yani belgesel adı üstünde belgeleme yapamıyorum ya. Hani mesela yapamıyorum dedikçe belgesel işi de çok gönderen oldu bana. Çok affına sığınarak söylüyorum. Çok da vaktini almak istemiyorum senin. Bir örnek daha vereceğim. 2-3 gün önce yaşadığım bir şey var. Biz şimdi yeni bir reklam şirketi düzeltiyorum. Yeni bir şirkette çalışıyoruz. Reklamlarını yapıyoruz. Kulakları çınlasın. Beni de çok sever Büşra Hanım. Ya işte reklamlardan geri dönüş olmuyor şöyle falan. O kadar tedirgin ki daha ilk gün ya çalışmaya başladık ilk gün düzeltiyorum. Çalışmaya başladık ilk postumuzu attık. Daha yani ilk gün diye düşünebilirsin. Diyor ki bir posta mesaj al.
Ya oturduğum ekibimle konuşuyorum, ekibimle sohbet ediyorum. Yaptığımız işte hata yok. Anlatabiliyor muyum? Yaptığımız işte hata yok. Sıfır. Sorguluyorum, kendimi sorguluyorum. Birkaç gün sonra çok yüklü miktarda bir iş aldılar o reklamlar sayesinde. Dedim ki vallahi Büşra Hanım ben size kırıldım. Bana dedim yaptığım işi sorgulattınız. Ben işim de çok iyi. Bunu da söylüyorum açıkça. Bana dedim kendimi sorgulattınız. Bakın bu dedim bana yaşatabileceğiniz en ağır şeylerden biri. Lütfen dedim bunu bir daha yapmayın. Anladı ve ondan sonra daha olumlu konuşmaya başladı. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Bir işi yaptıysam o işten zaten eminimdir. Bana güvenmelerini sağlarım. Ve o güveni kendileri vermezlerse ben söke söke alırım. Sana o zaman da söylemiştim, şu anda da söylüyorum, bütün arkadaşlara söylüyorum. Size olan güveni söke söke alın. Yoksa hiçbir zaman o çalıştığınız kişi size güven duymayacaktır. Kendinize saygınız olsun. Ama bu güveni alabilmek için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Para için, para kazanmak için şunu demeyin. Ben bu işi yaparım. Arkadaşlar bazı işleri yapamazsınız. Yapılmaz. Size aşan bir şeydir. Bunu kabul etmeniz lazım. Dünyaya bakış açınızı aşıyordur. Bilgi ve kültür seviyenizi aşıyordur. Estetiğinizi aşıyordur. Veyahut da istenilen şey size hitap etmiyordur. Bunu artık kabul edin. Egolarınızdan sıyrılmanız gerek. Ben bu işi yapamıyorum demeniz lazım. Gene bir çalışma arkadaşlarımdan biriyle mesela şunu konuşmuştum. Bir görüntü çektim. O görüntünün doğru olmadığını söyledi bana. Ben dedim ki o zaman yanlış çekmiş midir? Alındı biliyor musun? Böyle söyleyince. Dedi ki sen eleştiriye açık bir insan değil. Eleştiriye açık bir insan değil değil. Kabul etmelisin bazen. Hata yapabilirsin çünkü. Ben insanım. O an farklı bir duygu durumunda olmuştur. Yorulmuşumdur. İşte çekimin son anına gelmişizdir. Dikkatim dağılmıştır. Bir şey olmuştur. Hata yapmışımdır ya. Bunu kabul et. Canlı yayın çekmiyorsan eğer hata yapma lüksün vardır. Canlı yayında zaten hata yaptın mıydın? Onun bedellerini ödersin. O bedelleri ödedikten sonra da akıllanırsın zaten. Ama yayın canlı değilse hata yapabileceğim gerçeğini insanlar anlaması lazım. Ben de insanım, robot değilim. Ya Tabii. çok affına sığınıyorum Tuba. Bir kıza bakmışımdır, çok güzeldir, etkilenmişimdir. Ona bakarken çok önemli bir görüntüyü kaçırmışımdır. İnsani bir şey bu ya. Olabilir. Ben bunu mesela çalıştığım insanlara diyorum. Ben insanım. Ama ben insanım. Burada ben insanım. Hata yapabilirimi kabul ediyorsan bu işi yapamam demeyi de hata kabul etmen lazım. Bu bir hata değil. Her insan her işi yapamaz. Bu kadar basit. O konuda çok haklısınız hocam. Yani insanlık hali her zaman her şey olabiliyor. Ama önemli olan mesela hani kendini kabul ettiğin gibi karşıdaki insanın da seni kabul edebilmesi. Hata yapmışsın da doğru olabilir. O zaman ikincisini yap diyebilmeli. Ben bazen baktığım zaman hata mı yaptın? O zaman bitti falan bay bay. Hani ya bir dur ama bir konuşayım. Ama iş görüşmelerinde de öyle. Hani bir konuşmaya geliyorum. Anlatmaya çalışıyorum kendimi. Kaç defa bunu yaşadım mesela şunu diyorlar. Sen yazarlıkta daha iyi gibisin hani. Ama tamam hani özellikle ben tüm şey yazarlıkta yapabiliyorum diyor. Özel tasarımda hani sunuculukta yapıyorum hani. Yavaş yavaş buna geleceğim. Bana geçenlerde böyle oldu bak. Yemin ediyorum. Sen yazarlıkta daha iyi gibisin dedi. Tamam yazarlıkta da iyiyim işte. Görüntüde de iyiyim. Hani sunuculukta yapıyorum. Öyle bir an durdum. Ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü o kadar çok böyle dan diye girdik ki konuya. Zaten iş görüşmesinde heyecanlısın. Bir de şey demişti böyle. Ben senin CV'ni okumadım. Hani nasıl okumazsın CV'mi? Eleman olmak için gelmişsin buraya. Hani ben de gelmişim işe almak için. Nasıl CV'mi okumazsın? Yani o kadar çok sektörce bazı o tarz insanlarla karşılaşabiliyorsunuz ki. O zaman yani kendini soyuyorsun zaten o işten. Hani tamam madem beni sevim baktın o zaman ben de sana bakmam. Ben de senin için yapmam diyorsun yani. Öyle bir şekilde çıkmıştım o ajanstan. Taksim'in böyle en ucra köşesindeydi zaten. O yolunu da hiç sevmemiştim. Çünkü İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında falandı yani. Çok böyle merkezi yerde değildi. Yolda giderken dedim Allah'ım nereye giriyorum ben falan dedim böyle.
Girdiğim yerde zaten hanımefendi de benim hiç ilgilenmediği için yüzüme bile dahi bakmadı. Hiç CV'me hiç bakmamış zaten. Ben de tamam teşekkür ederim falan dedim ve çıktım. Dedim lanet olsun. Hemen bunun İstiklal Caddesi'nden evime Valla doğru yol aldım. şöyle söyleyeyim, birkaç iş yerinde, çalıştığım iş yerinde kovuldum. Bak bunu bile söylemek zordu. Ben söylüyorum çünkü ben egolarımdan sıyrıldım. Yani kovuldum. Adamlar bana şunu söyledi. Yaptığın çok iş harika, mükemmel ama dik başlısın. Kardeşim işimi iyi yaptığım için dik başlıyım. Sen bana benim çalışma standartlarıma uygun olmayan seçenekler sunduğunda sana şunu diyebiliyorum. Ya senin işine mi kaldım kardeşim diyebiliyorum. Bunu duymak zoruna gidiyor. Ve şunu da söylüyorum. Çok affına sığınıyorum. Burada bir işveren varsa eğer bizi izleyen şunu da söylüyorum. İşveren olduğunuz için karşıdaki dağları siz yaratmadınız. Bana denk gelirseniz o dağları yaratmadığınızı size anlatırım. Çünkü şöyle, ben emek veriyorsam benim emeğime öyle ya da böyle, bunun tabii Türkçe'de başka anlatılış şekilleri de Daha var, saygı duymak zorundasın. nasıl Ve ben dedim ya, saygıyı söke söke alırım. Sen bana saygı göstermezsen ben o saygıyı alırım. Senin karşında iki seçenek var. Ahlaklılar saygı göstermeyi öğrenirler. Ahlaksızlar kovarlar. Bak açık ve net söylüyorum. Beni kovduktan sonra olay neye dönüyor biliyor musun? İş üretemiyorlar. İş üretilmiyor. Gerçekten üretilmiyor ya orada. Çünkü ben işimi doğru yapıyorum. İşimi doğru yaptığım için kovuldum biliyor musun? 3 kere kovuldum zaten hayatımda. Biri subaylıktan kovuldum. Onu anlatmak bile istemiyorum. Çünkü başımı belaya sokabilir. İkincisi belediyeden kovuldum. Belediyede çalışan arkadaşlarım varsa bilirler ne demek istediğimi. Ben o olaylara birazcık işte çomak soktuğum için, işimi doğru yaptığım için kovuldum. Üçüncüsü de bir özel bir hastanede çalışıyordum doğal hayatta. Telefonda affınıza sığınarak söylüyorum, anırır gibi konuştuğu için sen bana anıramazsın dediğim için kovuldum. Anlatabiliyor muyum? Yani bazen işte şu, işinizi doğru yapıyorsanız doğru yaptığınız noktada ne size anırmalarınıza izin verirsin ne sana ne nasıl söyleyeyim hakaret etmelerine. Bak senin anlattığın şeyde hakaret var. Ben oraya iş görüşmesine gelmişim. Sen benim CV'mi okumamışsan bir kere ben yol parası veriyorum oraya gelmek için. İkinci sırada parayla satın alamayacağım bir şey, daha ağır bir şey. Vaktimi veriyorum. Sen benim karşıma geçip sen benim CV'mi ben senin CV'ni okumadan seni çağırdı dese sen gene efendi davranmışsın. Ben o CV'nin kağıtlarını teker teker yuttururum ona. Çünkü vakit nakittir. Hayatta tek alamadığın şey vakittir. Geri satın alamadığın şey. Sen benim vaktimi kendi goygoyun için kullanamazsın arkadaşım. Bunu yapanlar çok sektörde. Ve böyle insanlarla işte diyorum ya Tuğba çalışmayacağız. Hemen CV'ni okumadım diyecek dedi ya hemen kalkıp sen gene kibarlık yapmışsın, teşekkür etmişsin. Kalkıp hiçbir kelime dahi konuşmadan çekip gideceksin. İşini iyi yapan insanın en fazla işsiz kalacağı süre 2-3 aydır. 2-3 ayda hayatta kalamıyorsanız arkadaşlar, yani şimdi bana demagoji yapmayın yani. Tamam bak şunları anlarım. Evli arkadaşlarım vardır, çocukları vardır, ailelerine bakmaya çalışıyorlardır. Ben bekarım, böyle rahat konuşuyor olabilirim ama sonra ne Tabii ben de oluyor biliyor aynı durumu musun? hayal ediyorum. Mutsuz oluyorsunuz. Yaptığınız işten keyif almıyorsunuz. Bunu yaşayana kadar 3 ay hayatta kalmanın başka bir yolunu bulup size değer veren insanlarla beraber çalışmanızı tavsiye ederim. Yoksa gerçekten size iş yeriniz her giderken böyle bir adım ileri 2 adım geri, bir adım ileri 2 adım geri ya da 2 adım ileri bir adım geri gibisine döner ve yaptığınız işler zaten keyif vermemeye başlar. Üçüncü ayın sonunda o patron sizi karşınıza alıp şey der. Ya sen ilk başlarda daha güzel çalışıyordun, şimdi niye böyle çalışmıyorsun falan filan der. Siz de kendinizi ikinci kez mağdur yerine koyup savunma yapmaya çalışırsınız. Halbuki iki olayın da hatalısı karşı taraftır. Anlatabildim ne demek istediğimi? Yani kendi kendinizi mağdur durumuna düşürmektense sizin değerinizi bilmeyen insanla çalışmayın.
Lütfen rica ediyorum. Bakın biz nasıl dedik? Eğer para odaklı düşünüyorsanız bu mesleğe girmeyin dedik. İkinci konu da şu. Eğer mağdur edildiğinizi düşünüyorsanız lütfen çalışmayın. Yani mesele bu tamamen. O adama hizmet etmeyin ya. Çünkü siz o adama para kazandırıyorsunuz. Bakın önemli bir mesele var burada. Para kazandırıyorsunuz. Yani size saygı duymak zorunda. Sizinle beraber hareket edebilmek zorunda. Omuz omuza hareket edebilmek zorunda. Şimdi ben kötü örnekleri verdim ama mesela Başak Medya diye bir yerde çalıştım. Çok güzel patronlarım vardı. Çok güzel patronlarım vardı. Çok mutluyduk mesela. Onlarla çalıştık, devam ettik. Sonra bir anlaşmazlığa düştük ya da işte hayat planlarımız farklıydı. Ayrıldık ama mesela işte bakın böyle bir canlı yayında mesela ben onları zikredebiliyorum. Ondan önce mesela Makina TV vardı. Mesela benim çok sevdiğim bir abim vardır. Koray abim burada Kül Medya. Ankara'da hizmet veriyor. Mesela inanılmaz şey bir adamdır. Mesela kameramanı rahat bırakan, onlara böyle düşüncelerini empoze etmeye çalışmayan, onları böyle motive tutan bir insandır mesela aynı zamanda. Yani şimdi kötü örnekleri söyledik ama güzel örnekleri de söyledik. Mesela işte doğal hayatta telefonla bana anırmasını söyledim ama bak ben bunu canlı yayında söyleyebiliyorum. Çünkü bu korkum çekincem yok. Haklı olduğum bir konu. Ama Başak Medya'da mesela daha insancıl şartları gördüm. Mesela şimdi Pegem Akademi'de çalıştım mesela. Orada daha insancıl şartları gördüm. Ama şöyle bir şey var. Bir süre sonra çalıştığın yerlerde kaliteye alışmak gibi bir lanet olasıca bir hastalık var işverende. Yaptığın işin kalitesine alıştığı için bir süre sonra sanki bir şey yapmıyor musun gibi hissetmeye başlıyor ve sana mobbing uygulamaya başlıyor. Kusura bakmayın ama ben bir kere subaylıktan, bir kere belediyeden kovulmuş biri olarak bu dakikadan sonra mobbing yiyecek en son insanım bu ülkede. Yani sen bana mobbing yapma yürek ister yani bir insan. Yani. Ve mobbingden sonra benden alacağı cevap şu. Ben seninle çalışmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Çünkü şu, yaptığım işi biliyorum. Ben olmadığımda neler kaybedebileceklerini biliyorum. Bu korku ona yeter. Sonra işte arar, sorar, cart yapar, curt yapar falan filan. Mesela El Eti Genel filminin mesela yönetmeni Zahim Güvenç. Bana der ki Türkiye'nin en iyi, gördüğüm en iyi görüntü yönetmeni senden ve adam her işte benimle çalışıyor. Benim böyle müşterilerim vardı 15-20 tane böyle. Her işinde benimle çalışmak istiyor. Adamın mesela iletişimi tutuyor. Anlatabiliyor muyum? Bu da bir boyut. Mesela iletişim tutması da bir boyut. Her zaman işvereninle iletişimi tutacak diye bir şey yok. Bunu zorlamak da haksızlık. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Yani iletişimi zorlamak için orada çalışmaya devam etmek kendi de yaptığım bir haksızlık. Yapmayın arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayın. Hak etmiyorsa çalışmayın. Tamam bunu bana söylemek kolay ama size de söylemek kolay olsun. Ya hani o eskiden de işte bir yere gir 10 yıl çalış. İnanın bana ben 15 yıldır bu işi yapıyorum. 15 tane ayrı şirket gördüm. Kimse de benim CV'mi açtığı zaman işte sen niye bu kadar kısa süreli bu kadar uzun şey çok yerde çalıştın diye sormuyor. Buna en son gittiğim bir iş görüşmesinde bir tane patron adayım sormuştu. Bana ararken canlı yayın yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. İşte reklam yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Klip yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Sonra dedi ki ya ama sen çok fazla. Ya kardeşim ben çalışmasaydım nerede öğrenecektim bu kadar şeyi? Yani nerede öğrenecektim de sen bu özelliklerimden dolayı beni arayacaktın yani. Bu bizim sektörümüz. Biz muhasebeci değiliz ki bir yerde 15 yıl çalışalım. Biz sanat yapıyoruz ya. Video üretiyoruz yani. Ben her sene, her 1,5 senede aslında yer değiştirmem gerektiğini biliyorum. Eğer orayı çok seviyorsam orada kalıp devam ediyorum. Yani ama çalışmak zorunda olduğumdan çalışıyorsam iletişimim iyi olsa bile ayrılıyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Burayı geliştirmem lazım. Burayı geliştirmem lazım. Gözümü benim için öncelik bunlar. Öncelik para kazanmak değil. Şimdi bunlar geliştikten sonra zaten para geliyor. Ardından sizi takip ediyor yani. Bir iş yapıyorsunuz 5, bir iş yapıyorsunuz 10, bir iş yapıyorsunuz 20, bir iş yapıyorsunuz 100. Ben evimi aldım, arabamı aldım. Yani bu mesleğe yaparak aldım bu işte. Bunları böyle yaptım. Evimde kameralarım var, işte makine parklarım var, bir sürü şeyim var. Çalıştığım 80 tane oyuncu var.
Yani bunları iş yapa yapa para kazana kazana yaptım yani. Şimdi mesela seçiyorum. Ve şöyle bir şey var Tuğba, sana daha ağırını söyleyeyim. İşveren beni rica minnet yanına çağırıp iş verip 3 ay sonra anırıyor ya telefonla. Anlatabiliyor muyum? Ben sevmiyorum böyle insanlara hizmet etmeyi. Bu benimle alakalı bir özellik ama biz bunu bütün piyasa olarak alışkanlık haline getirirsek o patron ne bana ne de başka bir meslektaşıma telefonda anıramaz işte. Anlatabiliyor muyum? Korkar, çekinir. Şimdi benim o doğal hayattaki patronum bir daha hiç kimseye anıramaz. Anıramaz ya, işine yarayan bir personel anıramaz. Aslında ben beraber çalıştığım arkadaşlarıma bir iyilik yaptım orada. Anıramayacak yani. Çünkü niye bırakır gider kafasına. Bırakamamış ki, insanların ihtiyaçları var. Adam anırıyor, bırakamıyorsun işi. Adam sana hakaret ediyor, bırakamıyorsun işi. Eleştiriyor, bırakamıyorsun işi. Halbuki sen ona para kazandırıyorsun ya. Yani senin durumundan bu konuyu açtım. Biraz kendinize değer vereceksiniz ya burada. Bırakın yaptığınız işi falan filan yani. Şu konuda ben mesela çok netim. Allah Teala bile beni yaratırken bir vakit ayırdıysa sen işveren olarak bana vakit ayıracaksın. Sen kimsin ya, Allah'tan büyük mü? Yani mesele bu. Anlatmak istediğim şey bu. Kendinize değer verin. Allah size değer verip yaratmışsa siz de bu değere layık olun. Sizi ezmelerine izin vermeyin. Size hakaret etmelerine izin vermeyin. Eğer mesleğiniz iyiyse, düzeltiyorum, mesleğiniz de iyiyseniz zaten korku yaşamazsınız. Ben korku yaşamıyorum. İşsiz kalmıyorum ki. Para kazanıyorum. Ben SSK'lı olarak bir yerde çalışmadığımda da aldığım maaşın neredeyse işte 1,5 katında falan para kazanabiliyorum. Halbuki işte çalışmak bana daha az para kazandırıyor. Çünkü her işi alamıyorsun. İşte hafta içine denk geliyor. İşte bir şeye denk geliyor. İşte yeni işleri alamıyorsun yani. Hani çalıştığın süre içerisinde iş alamıyorsun. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Zaten para kazanıyorsun yani. Bu yüzden kendinizi çok ezdirmemenizi tavsiye ediyorum bu konuda. Çok haklısın aslında. Tabii ki ezmek önemli. Sadece o an hani mesela şöyle bak. Heyecanlı bir şey de diyorsun, tamam mı? Ben bu işi alabilirim. Hani mesela atıyorum ajansı beğeniyorsun falan. Oradaki o heyecanını tam karşılığını alamayınca kötü oluyor işte. Ya da ben Evet. şeye de gitmiştim bir kere, şu an çalıştığım kurumda ben ilk görüşmeye gittiğim zaman çok yani ben her zaman heyecanlı bir tipimdi. Zaten sen de fark etmişsindir ama hani hep böyle heyecanlı, tez canlı bir tipe sahiptim ben. Ve ilk konuşacağım zaman böyle bir an takıldım, tamam mı? Normal bak biliyorsun hani 18 yaşından beri sunucuyum, ben kadar çok sevdiğimi biliyorsun bu işleri ama insanlık hali, bazen takılabiliyorsun. Şey demişti bana patronum, sen biraz tutuk görünüyorsun ama ben senin bu işi yapabileceğine inanıyorum dedi. Ben kalmıyorum. Evet yapabilirim, tabii ki yapacağım falan. Yani böyle toparlamaya çalışıyorum kendimi. Çünkü adam bana o dakika güvendi. Güvenmeyi de bilirdi. Hani tutukluk yaptığım için konuşurken, anladın mı? Hani ben senin bu işi yapabileceğine inanıyorum falan. Hani İngilizce nasıl derler? İngilizce hani normal işte, çok mükemmel değil ama iyi falan demeye çalışıyorum. İşte öbür patron eşi yani şey demişti. Ya dedi, zaten İngilizceyi iyi bir şekilde öğrendiğim için yurt dışında yaşamak lazım falan diyordu bu falan. Bakalım, oh be falan dedim. Çünkü ben hani yurt dışında yaşamadım mı hiç, İngilizceyi kendi vatanımda öğrenmeye çalıştım her zaman. Öyle beni hani açıkçası ikisi de böyle destekleyici laflar söyleyince aa dedim, hani şaşırdım da halbuki, yoksa iş görüşmelerinde bilirsin. Sadece soru sorarlar. Biliyor musun? Edebiliyor musun? Başarabilir misin? Hani başaramazsan bile bunun nedenini sana sunmazlar. İşte yurt dışında yaşamak lazım demezler. Ya da anladın mı? Hani şunu da hiç duymadım ben bugüne kadar. Sen biraz tutuk görünüyorsun ama ben senin bu iş yapabileceğine inanıyorum. O kadar çok güzelce sevinmiştim ki bu laflara. Hani o işi kapamasam bile çok motive olmuştum hani. Birinin beni savunması, şey, iş görüşmesindesin hani, hatta yani. Seni tanımıyor. Belki ben o işi berbat edeceğim. Bana güvenini sarsılacak. Ama bana o şekilde yaklaşmaları çok hoşuma gitmişti ve sonra şimdi o işin sahibiyim ve sosyal medya uzmanıyım o şirkette. Elimden geldiği kadar çok fazla çalışmaya çalışıyorum. Hatta bunun için şu an çalıştığım yer fuarla ilgili, fuar etkinlik yönetimiyle ilgili. Ekstra olarak başka yerlerde gönüllü olarak etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklerde yönetici olarak gidiyorum. Mesela geçenlerde maraton koşusu vardı. Ben oraya gittim. Ama farklı bir gözle gittim. Hani eğleneyim yok bir diye değil. Nasıl bir süreç var? Kimler ne iş yapıyor? Fuarda gittim mesela, maraton fuarına. Fuarda tek tek gezdim.
kuruluşları kimle veriyor, ne dağıtıyorlar, eşantiyonları neler, hangi markalar gelmiş falan diye. Hatta orada çalışan bir arkadaşım vardı. Şey sordum. Kaç metreye satın aldınız? Ne yaptınız orada? Ne yapacaksınız? Hani sürekli bir mesleki sorular sormaya başlamıştım. Ardından maraton zaman geldi. Ben o zaman dağıtıyordum. Pardon, çip topluyordum. Çip toplarken İngilizce konuştum, Türkçe konuştum. Sporcular bile konuşup sohbet etmeye çalışmıştım. Hani neden geldiler, nasıllar falan diye. Bu apayrı bir tecrübe kazandırmıştı. Çünkü niye? Ben onların yüzlerini kendi yüzümü kara çıkarmak istemiyorum. Bana güvendiler ilk görüşmeden itibaren. Güvenlerini sarsmak istemiyorum. Evet, ben bir sosyal medya uzmanı olarak geldim. Etkinlik yönetimi benim işim değil. Etkinlik yönetimi yapmasam da olur. Ama bilmeliyim en sonunda. En azından sürecin ne olduğunu biliyorum. Çünkü tamamen fuarcılık ve etkinlik yönetimi olduğu için tek yapacağım iş de bu. Sosyal medyayı nasıl yönetmesini biliyorsam, zamanında öğrenmişsem fuarı da öğrenmeliydim. İşte ben bu yüzden başka yerlerce, başka kurumlarca gönüllü olarak spor etkinlik yapmıştım. İşte bu yüzden yapılıyor zaten. Hani, çalışmalar, yetenekler bu yüzden ilerliyor. Başka türlü olsaydım ben gitmezdim bile belki de. Hani uğraşmazdım da bu kadar. Sonra gittim, o çektiğim fotoğraf ve videoları onlara tek tek göstermiştim. Şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor falan diye. Çok Evet. ayrıca şey kazandırıyor. İşte bu yüzden önemli. Çalışanların destek verilmesi, çalışanlara motive edilmesi. Ben bu kadar çok motive destek görmeseydim ilk iş görüşmesinden itibaren şimdi bile bu süreçte o kadar çok uğraşmazdım. Yani bana ne derdim yani? Etkinlik yönetimi benim işim değil sonuçta. Ben sadece sosyal medyayı yönetiyorum. Bana ne der geçerdim ama yapmak istemedim çünkü ekstra hani bana şey gibi geldi. Böyle sorumlulukmuş gibi geldi, anladın mı? Kendi yüzümü kara çıkartamam. Onların güvenini sarsamam. Bu benim işim ve bu işe kalmalıyım. Ben bu işi seviyorum dedim ve ekstra başka işler yapmaya çalıştım. İşte bu güven ve sevgi bana bunları da yaptırdı. Çünkü öğrenmek istedim. Anlatabildim mi? İşte bunu Kısacası doğru. sizin değer veren bir yerde çalışmak önemli. Aynen, Yani öyle. Değer verecek, aynı kıymet verecek bir şeyler. çalışan da kendi vazifesi olmasa bile başka şeyler öğrenmek için can atsın. Evet. Soru ve görüşleriniz varsa Yani alabilir misin? konuşurken 2 saat bir yayın oldu aslında. Tuğba, biz öyle güzel de aktı da bence yayın. Evet, Yani evet. ben de çok keyif aldım. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Amin. Yani sana da teşekkür ediyorum beni yayınına kabul ettiğin için. Ya Tekrar rica ederim. burada olmaktan ben mutluyum. İnsanlarla beraber burada bu sohbeti yapabilmek ve onlara tecrübelerimizi, bilgilerimizi aktarabilmek. Her şeyden önce insanın egolardan da besleniyorum. Egomu da tatmin ediyor. Beni de mutlu ediyor. İnsanların ilgisi oldukça daha da mutlu oluyorum. Bu kendimizi anlatabilme, bu sektörün dili olabilme fırsatını bana verdiğin için de teşekkür ediyorum. Ya rica ederim. Hani zaten ne zamandır planlıyorduk ikincisini de yapalım diye. Hatta geçen yıl da konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. Gerçi ilk zamanlarda biraz teknik arızalar yaşamış olsak da ikimiz de biliyoruz ki bu teknik arızalar işimizin tuzu biberi. O yüzden seninle konuşmaktan ve burada olmaktan ben de çok mutluyum. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Teşekkür ederim, bir renk kattın. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Ama bu videoyu bence istersen 2 parça yap. Hani birincisi sektör saçmalıkları gibi oldu. İlk bölümde çekim teknikleri gibi oldu. Bence ikisi de onların hepsi çok önemli. Bizi bu noktaya getiren tecrübeler ama genelde insanlar bu tecrübeleri paylaştığınız zaman dinlemek konusunda çok sabır göstermiyorlar. Yani ama bizim mesleğimizin bir numaralı kuralı, öğrenmeleri gereken bir numaralı kuralı sabır. Yani bence sırf şu cümleyi duyabilmek için bile ben mesela kendi şöyle geçmişime ve tecrübesiz zamanlarıma bakıyorum. Bu yayını izlerdim yani. Teşekkür ederim Onur. Çok sağ ol. Rica ederim. Arkadaşlar, Görüşmek Setara üzere. sohbetlerin Kendinize sonuna geldik. Setara sohbetlerin sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, esen kalın, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar herkese, iyi geceler, başarılı bir hayat, çalışma hayatı diliyorum.